Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmeti imaniyede rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Bizi bırakmasın. Bizden dua isteyen kardeşler var. Mesela şu anda da hatırlayamıyorum. Vefat etmiş 2 gün önce mi? Babaları vefat etmiş. Allah ona da merhamet eylesin. Bizim usul ve furularımıza, anne babalarımızdan, dedelerimizden, evladı yerlerimizden her kimler ahirete göç etmişlerse Cenab-ı Hak merhamet etsin. Şu anda o Sultanbeyli'ndeki kardeşin ismini hatırlayamıyorum ama Allah mekanı cennet etsin. Bir Salih Nur'u enis ve yoldaş eylesin. Onlar da bize de. Amin. Kolay değil. Bak moda, bak şu anda acayip şey giriyor ya. Çok tuhaf. Şu Faliyette anda değil mi abi? İrademden çıkıyor. Ya öyle mi? He ya. Yani şey yaptın ya nasıl anlayacak? Oo. Dua ile şapınca dünyam değişiyor. Allah subhanallah, elhamdülillah. Acayip bir şey. Ne güzel abi, elhamdülillah. Çok şükür. Adamı şey gibi tanışıyoruz. Allah Allah. Mesela belki dinleyen kardeşlere de lazım olur da. Şeytan için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşısına çıkmış, kapıyı çalmış, gelmiş. Herkesin karşısında sorulara cevap vermiş. Bir mahluk. Vücud haricisi var ya. Aklı var, şuuru var, hayatı var. Bir şey ya. Fakat bir özelliği var. İşte esirden oldukları için latiftir. Vücudunuzda kan dolaştığı gibi kanınızda da o dolaşıyor. Onun gece ve gündüzü yoktur. Yaşı da yoktur. Cinsiyeti çifttir. Lanetlendiği için. Çift cinsiyetli. Kendisi kendisine döller ve çocuk böyle olur. Onu aç istersen abi perde. Onun için lanetlenmiştir. Eşcinsellik de öyle. Cinler öyle değildir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sırınca cinlerin Müslümanı var, kafir var. Şeytanın Müslümanı yoktur. Ama iblis cinsindendir şeytan. O da böyle esir, latif şeylerdendir. Ama cinler bizim gibi Müslümanı kafiri var. Allah onlara gündüzü gece yapmış, istirahat. Geceyi, bizim gecemizi onların gündüzü yapmış. Onun için Müslüman işini yaptıktan sonra yatmalıdır. Geç saatlere kadar kalırsa rahatsız edilir. Gece rahatsızlıklarınızı cinler yapar. Yani cinler iblis. Bizim her bir insan doğduğu zaman bir Allah Resulü'nün tabiriyle bir onun şeytanı, onun nefs emmaresi vazifesini yapan bir iblis doğar. Cinlerden. Onunla işbirliği yapar. Gece sizi rahatsız eder. Rahatsız edince o olduğuna delil. Dört gözde sabah olmasını beklersiniz. Sabah ışık veya namaz, ezan okundu mu gidiyor. Rahatlıyorsun. Acayip. Onun için bu tip insanlarda sabah namazı onlar için çok aranan bir şeydir. Hem şeyi oyalıyorum yani. Dersi oyalıyorum. Bizim oyalama da bu. Yani gelsinler diye. Ama şeytan öyle değil. Şeytan varlığadır. Abdese, gusle, musallat olur. Olmadı. İmanın yok der. Vara musallat olur. Cinlerin belirgin özelliği vara değil. Düşünseldir. Üretkendir. Vehimi aktif eder. Şimdi bunu yaptıktan sonra bununla alakalı sorusu yok değil mi yani? Böyle biliyorsunuz. Şimdi evet. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 31-10-2021 Dima 179, Zihin 9, Tepecik'teyiz, Büyükçekmece dershanesindeyiz. Geçen haftayı toparlarsak, geçen hafta şöyleydi. Bugün bir ısınma yapacağız. Isınma, zihinle alakalı bayağı çalıştım. 2 gün çalıştım. Size bakın, şu sayfaya bakar mısınız? Yani gönderdim ya, şöyle. Şöyle bir yüz. Bir de şu. Şu kadar. 2 gün. O da 0 değil. Bu
çalıştıklarımı göz geçirirken çıkarttığım hulasalar, komprim. Dedim ya bununla bakılsın zihin hakkında. Çok acayip bir hulasa ama. Geçen haftayı toparladıktan sonra bugün okuyacağım. Geçen hafta şöyle bir şeydi. Ana fikir. İnsan iki dünyanın berzahında yaşıyor. Bir dış dünya, dış alem, bir de içsel alem. İkisi de mesela bir dışarıdaki dünyası var. Dışarıdaki yaşadığımız işte şudur budur. Anayız babayız, doluyoruz, büyüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bunların şartları var. Bunların tercihlerimiz var. İhtiyarla yaparız. İradeyle değil. İçsel alem bir dünya var. O da iki alem. Orada da bir akıl var. Orada da irade vardır. İhtiyar yoktur. Zihin var vesaire. İki alem. İki alemin insan dışındadır. Fark ettiği kadar dışındadır. Şimdi geçen hafta şöyle bir cümleyle şey yaparsam dışarıdan veya içeriden doğan, dışarıdan gelen, içeriden doğan şeyler, nisbi ve itibari hakikatler, hani demiştik, insan dışarıdan aldığı dışında örf, anane, kültür ve geleneğe doğar, oraya doğar. Doğduğu zaman aldığı bir huy var, ahlak var. Dışarıdan aldığı şeylerle de kıyas eder. Mesela iç aleminde. Şimdi dışarıdan alınan resimleri, kulaktan sesleri, gözden resim, burun vesaire, içeriye hayale uğrar. Oraya vereceği, yani yağmur böyle yağdırıldığı zaman, yukarıki tepeleri bizim köyde çok güzel olur. Köyümüzün hemen dibi şey, arkamız dağ. Oraya kar yağdırılıyor aynı saatte. Biraz böyle bizim çay tarlalarına indiği zaman sulu kar, köyde yağmur var. Aynı ama. Aynı anda. Şimdi dışarıdan gelen bir veriler hayale dönüşür. Mekan anlayışımızı oluşturur. Hulasa ediyorum, sonra ısırmaya gireceğim. Sonra tasavvura girer. Düşüncelere, bilgilere, malumatlara, zanlara, şüphe, şek, tereddütlere dönüşür. Akılda berzahtır. Oradaki deha, huşyar, anlayış, zekavete. Sonra tasdikte ilim olur. Sonra izanda ise anlam kazanır. Sonra itizamda eylemimizi doğurur, fiil. Sonra yani iltikat olur. Bunlar bittikten sonra bu bütünsellik gene diman, izan vers şeyde bölümünden vicdana iner. Vicdana indiği zaman bu diman bütünselliği vicdanın en dış çemberinde irade, zihni, latife-i rabbani, iradede, yani şöyle bir irade, kuru bir şey zannetmeyin Ali, böyle ben kalemi tercih ettim. İrade canlıdır, ruhludur, şuurludur, hayatlıdır. Her bir alemimizdeki duygu, fikir, his, şek, şüphe, hepsinin vücudu haricisi vardır. Mustakil bir şahsiyettirler. İradenin kendi başına aklı vardır. Kendi başına ruhu vardır. Kendi başına hayatı vardır. Kendi bir şeyidir. Yani bu çok önemli yani. Belki de bu Dima dersimizin meyvelerini alıyoruz. Bunların bütünselliği vokumlayıp bir araya getirirsek biz olmuşuz. Ama mesela zihnin müstakil bir vücudu var. İradenin müstakil bir vücudu var. Tahayyülün müstakil. Hepsi müstakildir. Hepsi böyle sizinle konuşur. Malzeme üretir. Üretkendir. Vücudu var arkadaşlar, vücudu. Müstakil bir iradenin vücudu var. İşte dimağın bütünselliği iradeden irade olur. Zihne gelince manaya dönüşür. Hisse girince bağ olur. Latife-i Rabbani'ye gidince göz olur. Tamam.
Böyle. Şimdi zihin hakkında aldığım notlar. Geçen haftaydı bu söylediğim. Ama çok hulasalı bir not. Fazla üzerine durmayacağız bunun. Ama bir iki kelam edip, belki soracağınız yere bir iki kelam ederiz. Çok ilginçtir. Buna zihinde şeyler, dimadakiler manaya dönüşürün en güzel delili Muhakemat 21'de anlatır. Bir de İşaratul İcaz 179'da anlatır. Ben Muhakemat 21'i okuyayım. Asıl mana odur ki elfaz, yani şimdi kulağı almış, gözü değil de dışarıdan kapı, içeriye girme yönü şey, kulak. Elfaz onu simahta boşalttığı gibi, kulağı boşalttığı zaman, kulak derken bu değil, sistem. Esas mana odur ki elfaz onu simahta boşalttığı gibi zihne nüfus ederek vicdanı dahi teşerrüp etmekle ezahiri efkarı feyizyap eden şeydir. Zihinde mi o zaman? Mana zihin. Orada yani dimağda anlam kazanır. Zihinde manaya dönüşür. Manayı da açıklamış oldu biraz. Dimağda fikir. Ya anlam yani. Mesela diyemeyeceğim. Tahayyülde, tasavvurda, tasavvurda düşünce olur. Taakkulde fikir olur. Fikir deyince bir yoldur ama yolu belirleyen bu yol. Yol olabilmesi için projenin olması gerekir. Gayenin varlığıdır. Koy oraya, onunla benim aramdaki yol. Fikir yoldur ama gayeye ait bir yol. Gayesiz yol yoktur. Gelenler taakkulde fikir olur. Tasdikte ilim olur. İzanda anlam olur. İzan anlam mı dedin? Anlam yani manaya yakın. Yani fikir ile mana arasındaki Türkçesi gibi gözüküyor mesela anlam, ama mana anlam mesela. Yani dimağın memnuniyet hali. O izandan aşağı indiği zaman manaya dönüşür. Yani o bulut geliyor dağın tepesine, karı bırakırken biraz aşağıya sulu kar, aşağıya yağmur bırakıyor. Daha aşağıda hiçbir şey yok. Şimdi yani hep biz mesela itikat ve iman diye bakmıştık hep o çerçeveden. Hani dimağda itikat oluyor, sonra doğru, iman oluyordu. Şimdi aslında düşünce ve mana boyutuna bakıyoruz. Ha tabii. İlişkisine bakıyoruz. O ilişkiyle. Yoksa o dediğimiz öyle de. O ayrı. O ayrı yani. Ama böyle bir detaya giriyoruz mesela. Hepsi anlam kazanıyor. Hepsi yerine oturuyor. Yani onun için böyle akılla bakarken kanun nereden çıktı? Namus nereden çıktı? Emir, evamir, umur. Bu nereden çıktı diye. Zihin. Mesela hiç bakılmayan şey zihin. Ehli fene sordum yani bizim kardeşlere. Bu işle alakalı yani psikiyatrist şeylere. Dedi ki, bir satı söylüyorum, şeyden mezun, Boğaziçi'nde mezun, İngilizce, psikiyatrist bölümünden mezun bu. Psikoloji bölümünden mezun, İngilizce, yani çok meraklı birisi, hem de yeni mezun kardeşimiz. Abi dedi, zihin deyince bizim dünyada idrak anlaşılıyor, yani aklın, malumatların olgunlaştırıldığı, pişirildiği, şekillendiği bir yer anlaşılıyor. Yani dimağda, psikolojide, modern psikolojide böyle biliniyor. Yani senin gibi, ustad gibi kalbi ikiye ayırmak, dimağ, vicdan, onu da içeriği öyle yok diyor. Mesela şuradan anla diyor, mesela kendisini söyle. İnsanın en sahiplenebileceği, sahiplendiği en mükemmel elindeki nimet usudur diyor, akıldır.
Akıl sondur yani. Her şeyi o şekillendiriyor deniliyor. Ama biz biliyoruz ki akıl bir alettir. Her şeyin aklı olmadığını, aklımız da söylemesiyle her şeyin akıl olmadığını gösteriyor. Kalı mesleği de geçiyor bu. Yani bilimin söylediğini de size katayım dedim. Bilim, zihni, malumatların, bilgilerin, tahayyüllerin, tasavvurların vesairelerin, idrakın, böyle tefekkürün olgunlaştırıldığı ve bizi biz yapan sabit karakter haline, sabit disk manasına gelen bir sistem olarak söyledi bana. Dimağda olduğunu. Dimağda olduğunu, yani sonuç olduğunu. Yani beni ben yapan, yani akıl değildir, düşünce değildir, devamlı değişkenler ama zihin değişmez diyor. Sabit şey. Sabit demeleri doğru. Zihin hakkında onlar öyle söylemekle beraber zihin ve akıl ve zeka arasında bu kadar köklü bir araştırma ancak külliyatta ben biliyorum. Mesela şu anda şu anda konuşacağımı ona gönderdi. Abi o notları ben isterim dedi zihin hakkında. Bir not yazıyorum dedim. Onun için seni aradım. Şu andaki notu ona da göndereceğim. Keseceğim. Manalar zihne nüfuz ediyor. Muhakemat 21. Öyle dedi. Kelamın içeriklerini tek tek okuyorum. Yani bir şey devamı değil. Benim bu şey notlarım Erdinç. Kelamın içeriklerini hem dima, hem de vicdan, hem de kalp ve ruh feyizyap ediyorlar kendilerine göre. Mesela kelam kulağa getirdiği zaman simahta boşaltıyor. Bir kap gibidir, bir hamal gibidir. İçeriye attığı zaman dima, hepsi kendisine göre kalp, ruh, hepsi istifade ediyor. Tasdikte ilim olur, tasavvurda fikir, zihinde manaya dönüşürler. Dimada tasdik, zihinde kabul, kalpte iman olur demiştik geçen hafta. Gelen dimada tasdik olur, yani ilim, zihinde kabul olur, yani zihin kabul, ahireti kabul eden zihindir. Kabul, evet. Anlam dediniz. Anlam yani. Mana. Yani mesela öyle geçiyordu geçen hafta hatırlar mısınız? Böyle zihni işba ediyor. Ahireti bu kadar ilmi delil olduğu halde, akli delil olduğu halde hala zorlanmasının sebebi insanların zihni hüşyar değil o kadar. Hüşyar zihinlere diyor, işba eder diye. Geçmişti geçen hafta. İkinci dirilmeyi kabul eden zihinmiş. Muhatab-ı ilahi ise akıl yapıyor. Zihin nasıl çalışırsa madde o cinsten aktif olur. Çok tuhaf. Yani zihnimiz nasıl çalışırsa vücut salgılamaları o cinsten oluyor. Ayat-ı tekviniyeler oluyor. Zihin, dima, onun söylediği cümledir o. Psikolojici kardeşin söylediği. Bu cümle buna ait. Zihin nasıl çalışırsa vücut ona uygun hormonlar salgılar diyor. Zihin, dimadan gelenleri işler, sana dönüştürür. Bundan sonra hep benim çalıştığım cümleler. Bir daha okuyorum. Zihin, dimadan gelenleri işler, sana dönüştürür. Parçaları bütünler, yani mesela tahayyülden, tasavvurdan, taakkulden, izandan, itikattan, iltizamdan vesaire gelenler bu parça parçaları bütünler seninle tartışmaz. İspatlamaya gitmez. Seninle tartışmaz zihin. İspatlamaya da gitmez. Öyle bir derdi yoktur. Bu akıl yapar bunu. Arkadaşlar bunu sakın kaçırmayın. Zihin tartışmaz. Sana ispat etmez. Bunu zeka yapar, tasavvur yapar, akıl yapar. Zihin tartışmaz. Niye tartışmıyor? Sonuçtur çünkü. Taraftır o. Heh.
He? Taraftır o. Bittir o. Çok güzel. Sana seçim ve karşılaştırma yapmaz. Hepsini okuyarak, toplamayı okuyarak Osman bunun cümleleri çıkarttı. Kişiliğin, yani bu öz var ya bu cümleler. Hakikaten çok şey yani. Elhamdülillah çok nimet. Kişiliğin değiştirildiği yerdir. Kişilik burada değişiyor. Akılla değişmez. Zekâvetle de değişmez. Kişiliğin orada değişiyor. Kişiliğin değiştiği yerdir. Aynı zamanda kalıcı kişiliğin burada olur. Seni sen yapar. He, seni sen yapar. Evet. Dima ne veriyorsa sorgulamadan, yargılamadan, test etmeden ona dönüşür zihin. Dima ne verdiyse sorgulamaz, yargılamaz, tartmaz. İtiraz etmez, ona dönüşür. Onun için çok önemli. Yani ne veriyorsanız çok önemli bakın. Ona dönüşüyorsunuz. Mesela hep derdim 20 seneden beri, eskiden beri psikoloji dersine. Düşüncelere dönüşüyorsun yani. Bir kitap yazarına da yardım etmiştim ya. Bu malzemeleri vermiştim. O zaman çarede kalıyordum. Ne düşünüyorsanız olsunuz. Olsunuz he. Çok eski benim bu şey. İşte abinin şeyi bize böyle şeyiydi. Neyi hayal? Mesela hayal mı daha güçlü, merak mı derdi de. Biz gençtik tabii, 26 yaşında anlak ya şey yapıyoruz böyle. Şey yapıyoruz ki daha fazla bilgi versin bize. Lokomotif meraktır derdi. Ben hayaldir derdi. O zaman anlatıyordu. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Hayal ettiğiniz yerdesiniz, düşündüğünüze dönüşüyorsunuz. Dima ne veriyorsa sorgulamadan, yargılamadan, test etmeden ona dönüşür zihin. Sorgulama makamı değil zihin. Ona dönüşme mahalidir. Çok önemli. Sorgulama makamı değil zihin. Nedir bu? Dönüşme mahalidir. Gafur dinliyor mu abi? Evet abi evet. Ha, oradasın. Hiç uyumaz. Bak hiç uyumaz akıl. Bak. Hiç uyumaz, akıl gibi tatil eşgal etmez. Yok, akıl uyur. Hiç uyumaz, akıl gibi tatil eşgal etmez. Uyanık vicdanla... Evet, seslense, devamlı. Oradan geliyor değil mi? Orada. Evet, o uyanık vicdanla, devamlı uyanık. Hiç uyumaz. Hiç. Zihne, diman her makamından işlemesi için veriler verilir. Zihne, diman her makamından... İşte bunu diye veriler verilir. Duyguları kullanmadan görür. Çok acayip. Bu çok çok. Bazıları çiziyorum size. Bak, duyguları kullanmadan görür, işitir, tutar ve hisseder. Duyguları kullanmadan da... Mesela gözü kullanmadan görür. Gece mesela. Kulağı kullanmadan, bunları akıl kullanır. Kulağı kullanmadan işitir. Gece işitiyorsun rüyada. Bu kulakla mı işitiyorsun? Hatta kendi horlamanı duymuyorsun. Ama o anda rüyada başka sesi duyuyorsun. Bunu zihin yapıyor. Çok garibime gitti bu. Ben de yeni öğrendim. Doğruluğunu bilmiyorum. Ama okudum. Bir saat okudum. Çıkarım yani. Böyle benim gibi böyle bir hüküm cümlesi yazmıyor. Sen çıkarttın. Başka zamanda ve mekandakileri de görür, yaşar, bulur. Acayip bir şey. Mesela akıl kendi dünyasındakileri bilir, görür, işitir, dokunur. Ama zihin ise yaşamadığın mekanlara da görür, duyar, işitir, hisseder. Aa diyorsun ben burayı bir yaylaya gittin Osman. Ya ben gelmedim evet eminim. Ben buranın karusyalıysam ama ben bunu gördüm ya. Hatırlıyorum bunu. Allah Allah çıkartamıyorum. Bu zihin. Allah. Acaba abi tahayyül, rüya görüyoruz ya. He. Abi gece rüya görüyoruz ya. Acaba tahayyül zihinde mi dolaşıyor? Yani hepsi birbirine veri veriyor ya. Evet. Ama yani bu orada dursun. He veya hayır demiyorum. Bak hep düşünce evet. Zenginliğimiz. Evet. Bak şaşırdın ve gözlüğü koydun yani. Evet. Çok tuhaf değil mi? Çok.
Gözü kullanmadan görür. Kulağı kullanmadan. Bunlar akıl kullanır. O hiç kullanmaz. Çok acayip. Yani mesela seni şöyle bakarsana akıl der ki gafur tamam. Sunduğu şeyler doğru. Belgeler de doğru. Tamam bu adam tamam. Bu fırına ben bu mayayı vereyim. Ama her şey tamam. Her şey yolunda. Ama içeride bir tane göz var. Verme buna diyor. Bu. Karşıyı okuyabilir zihin. Beden dilinin arkasını da okur görür zihin. Ne verirse dima onu doğru kabul eder. Yani işte biraz tehlikeli taraf şu. Hiç sorgulamadan, yargılamadan aklın yani diman verdiğini ona dönüşüyor ya. O zaman tehlike şu biraz. Yani neyi hayal ediyorsak, düşünüyorsak, fikrediyorsak, dimada ne işlemişsek ona dönüşmek zorunda. O zaman yanlış vermeyeceksin. Yanlış vazife vermeyeceksin. Affetmez yani. Dima o zaman biraz cebri oluyor zihne. Evet. Cebri gibi. Uygulaması oluyor. Cebrail. Verdiği, evet. Bunu öyle olacak diyor. O da tamam diyor. Yani bu, o işler yani. Onun özelliği sorgulama, yargılama, tartma, biçme değil. Ona dönüşmek. Çok tuhaf yani bu. Korktum biraz yani. Sabit şey, mesleğini ikisini elektronik bir şey bilgisayar. Hard disk gibi sabit. RAM değil de. Yani hiç... ademi var mı yani abi bunun? Yani zihni ademi var mı? Ya ben zihni şöyle anlamıştım abi. Yanlış mı anlamışım? Bölmek istemiyorum ama. Oturtmadan gitmek istemiyorum abi. Zihin fıtratın yazılı olmuş olduğu bir harita. Harita gibi aha, düşünüyorum abi. Her şey var ama. Haritada müsbet yok ki. Meyhanede yok mu haritada? Kahve yok mu? Cami de var. Gayrimeşri evler de var. Medreseler de var. Kainatta ne var? Hepsi var. Hepsinin haritası. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi navigasyonu koydum. Haritayı gösteriyorum abi. Uydu nerede olduğunu sinyalini verir. Harita nerede? Harita burada. Peki ışık yani uydu ışık verdiği zaman nerede olduğumuz aslında onun üzerini aydınlatıyor. Uydu bunu yapıyor. Harita burada. Harita bunda. Uydu nerede olduğunu sana söylüyor. Evet. Aydınlatıyor. Evet. Mesela tabi haşa. Telefon bedene misal. Batarya aküsü hayata misal. Yazılımı ruha misal. Ekran göze misal. Özellikleri dimağa misal. Uydu Allah'a veya gayba misal, bağ kurması yani bazı istasyonun bağlı olması hidayet. Hidayet iman. Şimdi burada bunu onayladığı zaman bunu onaylanması için konum açman lazım. Bir de şey olması lazım, sen bir şebeke seni kabul etmesi lazım. Turkcell misin? Vodafone musun, ne bileyim şu musun bu musun, yoksa yapamıyorsun. Aynı ya. Yani ben oradan bilgi şey yapılıyor zannediyorum. Oysa bilgi burada, orası bunun üstünü açıyor. Evet, biz şu anda Tepecik'te, derste olmakla birlikte navigasyonun nokta atışını yapıyoruz yani. Evet, evet. Şimdi bak o kadar acayip cümleyle gelecek ki, çok garip ya. Böyle ben de karşı garibime gitti ya. Bunu bütünsel bakınca gördüm. Karşıyı okuyabilir. Beden dilinin arkasını da okur görür zihin. Ne verirsen dima ona onu doğru kabul eder işler. Doğru yanlış ayırt etmek dima aittir. Alışkanlıklar da, tiryakilikler de, kalıcılar da burada oluşur. Yani tiryaki olduk ya şuraya buraya. Korkular, mutsuzluklar, psikolojik sorunları buradan kalıcı çözersin. Yani zihin çok güçlü olduğuna inanman yeter. Yani sen nasıl çözeceksin kalıcı o psikoloji sorunu? Ben çok güçlüyüm. Dediğin zaman böyle inanıyor. Yani zihni dedik ya ne verirsen öyle oluyor.
Desen ki akla, akada ben güçlüyüm. Akıl yok, hakikaten güçlüsün. Ondan sonra bunu dediğim anda zihine gidiyor. Mesela ben çok mutluyum. Yani oyun değil ha bu iş. Oyun değil yani. Ben çok iyiyim, çok iyiyim elhamdülillah. Niye böyle demişler? Çok iyiyim elhamdülillah. Ya değilim de ama, ya iyiyim de ya. İyiyim de ya. Yani kolay mı? Kolay değil diyemek. Yarım saat birisine uğraştım. Hastalısı. Olumsuzluğun anası sanki. Bütün olumsuzluklar o doğuruyor. Dedim ben böyle biraz uğraşayım. Mübalağa etmiyorum. İtimat edin bana. Çok anlattım bunu. Belki 45 dakika iyi olduğunu, bu dünya, çünkü sen Allah'ın tercihi olduğunu, bakın yoktun, Adem'den vücuda çıktın. Bak yoktun, düşünebiliyor musun? İmandan da bahsetmiyorum. Allah var, hiçbir şey yok. Yani bana benlik diye tercih edilmiş. Ben var oldum Ali ya. Var oldum ya. Tercih-i ilahiyim ben. Ondan sonra bunlar basamak olduğunu, sıkıntıların, dertlerin, hadiselerin, gaye olmadığını bu tür söylemle Erdinç tam 45 dakika mübalağa olmadı. Hadi yarım saat anlattım. Ondan sonra nasılsın dedim. Hep olumsuzca ben. Ne dedi biliyor musun? İyi diyelim de iyi olalım. Ancak o kadar. O kadar yapabildim ha. İyi diyelim de iyi olalım. La vallahi dedim. Kendi halimle. Bu hiçbir zaman iyi olamaz. Çünkü inanmıyor ki. Niye bunu anlattım? Zihnini duman etmiş. Ama dese ki yalandan dahi. İyiyim elhamdülillah. Nasılsın? Çok iyiyim elhamdülillah. Mesela Değerli Hoca derdi. Bana bakın. Tayyat'ta oturuyorsunuz aşağıda. Mahsus yapıyor böyle. Böyle dua yapsa. Dizinin üzerine koymuş ya. Var ya böyle. Yani elinizi dizine koymuş ha böyle. Versen de olur, vermesen de. Ya Rabbi. Öyle benim bir derdim yok. Yani vermem diye böyle bir iddiam yok yani. Ama adet olmuş yapıyorum. Şöyle yapsa duada. Versen de olur, vermesen de olur. Böyle ciddi bir aşkım yok yani. Öyle yaparsa omuz seviyesinde, omuz genişliğinde yaparsa. Ya Rabbi bunu ver, ben istiyorum. Bunu ver. Ama böyle yapmaz ha. Ya versen de olur. Ya, hiç. Ama hele dizin üstüne, dizine koysa var ya. Öyle. Ya bir ara böyle öyle bir problemim yok. Böyle bir şeyim yok. Yani, bir talebim yok yani. Versen de olur, vermesen öyle bir şey yok. Yani, ne yaptım bilmiyorum. Yani fiil bu zihinde sıkıntı var. Eylemin sebebi orası ya. Fiilin sebebi vicdan ya. Hasan abi, Rabbül alemini Rabbe dönüştüren mekanizmadır da diyebilir miyiz? Ya acayip, evet. Korkunç bir şey. Biraz gideyim de. Tutam onları. Çok acayip yani. Ben yani şuradan alayım. Zihin, şuradan alayım şuradan. Kokuları, mutsuzlukları, korkuları, mutsuzlukları, psikolojik sorunları buradan kalıcı çözersin. Yani zihnin çok güçlü olduğunu inanman yetiyor. Ben çok güçlüyüm. Bu ne ki ya? Çünkü niye? Tercih ilahiyim. Tesadüfen demedim ben bunu. Ben çok iyiyim. Niye iyisin? Ben yoktum. Hiç kimse yoktu. Allah vardı. Ben niye tercih edildim ki? Yani böyle biraz şey yapmak istemiyorum ama ya sebep noktasında her insandan çocuk olma hücre sayısı 300'de 500 milyonmuş. Her şeyde, ihtilamda. Öyle diyor. Bunlardan bir tanesi ben olmuşum. Ama koca babamın bütünsel bir hayatında o andakinin o 300 milyon en az hücreden de gene ben. Yani olasılık sıfır ya. İken varım, nimeti olsun diye, şükredelim diye söyledim. Bir soru daha Hasan abi. Çok özür dilerim. Ölüyorum. Hakkınızı binlerce kere dediniz Hasan abi. Şimdi az önce derse başlamadan dediniz ki, ben biliyorum. Ben derse başlamadan boğazımdaki rahatsızlığı, kimin verdiğini, gece uyandığımdaki rahatsızlık nedir, gündüz şunu yaşadığım rahatsızlığım nedir,
tarzında. Evet. Kimisinin bu bilin, özür dilerim, ifriti tenasül üstündedir. Orayı tahrik eder. Kimisi midededir. Kimisi kaşıntıdadır. Kimisi dimağındadır. Ustad söylüyor. Diyor ki dimağ, diyor hennastır kafasındaki karıştırıyor diyor. Mesela bazısında boğazındadır. Ders başlayacağım zaman adam geliyor. Bunu yani vücudu hariciyi veren, vücudu harici kazandıran da zihin oluyor aslında. Zihin. Mesela beyni alabilsem var ya bu yoktur orada, yok olacak. Çünkü zihin orada bırakmaz onu. Zihin vücudu harici veriyor o zaman diyebiliriz. Evet. Acayip bir şey ya. Sistem mesela diyelim ki burada gelecek. Hakikaten insan iki alemin berzağı. Bir dış dünya var. Bizim dışımızda realite, fizik alemi. Bir de metafizik alemi, içsel alem var. Hiçbirisinde değiliz biz. İkisinin de kanunu çok farklı. Zihin açıklığı kadar mazi ve müstakbele geçebilir, o anları yaşayabilir. İçsel güçtür zihin. Dima faaliyet sahası zihin ise ona dönüşme sahası. Yani faaliyet sahası, ona dönüşme sahası. Zihin vicdanla çalışır ve bütünlüğünden beslenir. Vicdanın diğer tabakaları ile hem alır hem verir. Onlarla var olur. Uykusu gafleti yoktur. Devamlı aktiftir zihin. Zihin devamlı yapılanlar çok etkiler. Zihni yapılanlar çok etkiler. Mesela devamlı yapılanlar çok etkiler. Örnek veriyorum. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi tekrar etmek. Bunu dönüştürmek içinmiş. Zihni dönüştürme sayısıdır. 33 kavramdır. Onun sistemi içine gireceğiz inşallah. Yani tekrarat zihni aslında yapılıyor. Zihne yapılıyormuş. Karakter olsun diye. Mesela ona Dilil bir tanesi bir video gönderdi. Allah razı olsun. Çok sevindim. Ama size de geçmiştir çünkü. Ameliyat ediliyor. Adam narkoz yemiş. Ameliyat ya. Bilmiyorum neresi kalbi veya midesi. 3-4 tane kişi var doktor sarmış. Kolu düşmüş böyle. Kolu tespih çekiyor. Kendisi yok. Nakoruz. Ameliyatta yani. Hastayı buna bahsediyorum. Hasta kolu düşmüş şeyden. Bir şey çekmiş o narkozcu mu? Hemşirem Allah razı olsun kim çektiyse iyi yaptı. Şöyle yapıyor ha. Yani ben verdim diyor narkozu diyor. Tespih çekiyor. Bunu zihin yapıyor. Hiç bu adam bayılma yok, uyuma yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok bayılma olmaz onda. Gaflet, maflet yok. Gece gündüz yok. Dünya ahiret yok. Oo kötü. O zaman benim bütün günahlarıma şahitlik yapacak olan da o. Yani ne yapacak bilmiyorum artık. İyi yapmak lazım. Ha ona geliyor, ona geliyor, ona geliyor. Onu da buldum. Onu nasıl temizleriz? Geliyor. Evet. Ha geliyor. Az sonra. Geliyor inan. Müjde hakikaten. Ve vallahi müjde. Elhamdülillah. Tabii ya sen şimdi düşün ki cehennem önünde cehennem var, cennet var hesap veriyorsun. Yani bu şu okuyacağım. Abi, sen istediğin için yazdırılmış. Elhamdülillah. Yani orada okudum hepsini kaç sayfa? Evet. 70 80 sayfa. Onları oradaki çıkartım cümle yapayım dedim. Bak var ya o bu söylediğimiz haşi meydanda gelecek, sekeratta kabirde gelecek. Neymiş bu? Onun için İstanbul'da başladı yeni selada. Ayet okuyorlar. Kablel mevt yani ölüm gelmeden önce tövbeye acele edin. Ayet yani böyle metnini tam ezberini bilmiyorum ama kablel mevt, mevten önce diyor. Böyle mutlaka dinlerim o ayeti. Burada Tepecik'te okuyorlar onu. 33 defa tekrar etmek 33 kavramdır. Sistemdir. Tekrarlar zihne iner dimağda. Oraya inmesi için yapılmış. Yoksa bir subhanallah demek yetiyordur. Ama dimağın ve zihne inene kadar 33 tane mertebe varmış. Çakıyorsun iyice girsin diye. Acayip. Yani bizim Arnavutköy'deki şeyi alamıyoruz. İlle kazık lazım. Yoksa helal olacak.
Korku, endişe, üzüntü, üzüntülerle yıkıcı yapılanır. Yani korku, bunu çökerten, endişe, üzüntü, terle, ne o? Yıkıcı, üzüntülerle. Ha, üzüntülerle yıkıcı yapılanır. Balığa götürmüşlerdi beni. Bak bir örnek bununla alakalı. Korku, endişe, üzüntü le yıkılır. Yani yıkıcı şekilde yapılanır. Ha. Ona örnek işte. Başıma gelenisi okuyorum size. Nerede bakayım? Balığa, mesela beni balığa götürmüşlerdi Zellek'te, Ruştabin köyünde. Denedim. Kaptan galiba seni deniz tuttu dedim. Beni valla gezdiriyor hoca. Yani benim arkadaşlarım var. Siz ona söylüyorsunuz. Ben söylüyorum. Kaptana dedim ki, acayipim ya, hiç unutmuyorum onu. Abi dedim, Nurcu Eskin'im. Buyur Hasan kardeşim. Hayret ya. Niye öyle suratın dedim. Beyaz olmuş. Seni deniz tuttu abi ya dedim. Ben de ciddi ciddi. Seni deniz tuttu dedim. Dedim. O da hiç cevap vermeden güldü ve kale almadı. Niye? Niye almadı? Aynısını kendim gibi yeni binene söyledim. O aşağıdaydı. Geminin o alt kamerada. Dedim ki, hayır dedim, aşağı indin dedim. Yani senin rengin dedim bir kağıt olmuş. Şey oldu mu dedim böyle. Çok mu tuttu dedim. Tuttu mu da sormuyorum. Çok mu tuttum? Aynısını benim gibi yeni binene söyledim. Rengi değişir ve tutmuşsa dönerdi. He? Renk söyledim, rengi değişir ve tutmuşa döndü. Hakikaten deniz tutmuş aynı oldu. Pişman oldum ama sebebi kaptanın zihni deniz tutmasını aşmış, hayatı tekvini olduğu için diman tasavvuru vehim, diman tasavvurundaki vehim veremedi. Çünkü zihin tasavvuru etkiledi ve bloke etti. Ben zaten bu kaptanım. Hani doktorlar pek ölümü düşünmez ya, ben zaten hastaları tahmin ediyoruz. Biz hadi diye pek endişe etmezler yani. Zihin güçlüdür, onu anlatmaya çalışıyorum. Bak adama diyorum ki, tuttu abi dedim. Allah rahmet etsin. Münir abi. Sen abi deney yapmış insanlar üzerinde. Münir abi seni tuttu dedim, bakayım ne olacak. Ondan sonra ötekisi de öyle dedik de orada mı kaldı? Başımıza iş aldık yani. Tabii şey yaptık falan, ne kadar şaka dedimse de çıkmak zorunda kaldık. Ben zaten şeker ilacımı dışarıda unuttum dedi, titremeye başladı. Oysa sabah namazından çıktık, 9-10'da içecekmiş. Yok dedi, bazen böyle olur dedi, erken içmem lazım. Ya şaka dedim ya, inan şaka. Geçti. Oh, geçti. Ve dışarı çıktı. Dışarıda da yattım biraz. Ondan sonra kendime geldim dedi. Lan şaka dedim dedim ya. Şakanın bedeli de bu dedim Münir abi. Sen kaybettin denizi bak. Seni gezdirecektim dedi. Ama buraya kadar götürdü beni bu derse. Zihin, burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Zihin güçlüdür. Daha önce kaptan zihnini denize göre eğitti ve şekillendirdi. Çünkü kaptanın deniz tutmasından vehmi ve endişesi yoktu. Fakat yeni bilenler için farklıydı bu. Vehmin tek başına hiçbir gücü yoktur, korkmayın. Yeter ki ona zihin kuvvet vermesin. Tamam? Tek başına bir değeri yok yani düşüncenin. Senin nefs-ül emirdeki realite gücündür zihin. Yani mesela ölüm ölümlere böyle hep böyle mukabele eden o. Strese, sıkıntıya tahammül gücündür zihin. Neyin peşindeysen onun mükafatı ve dertleriyle dolacaksın. Neyin peşindeysen derdin o cinstendir. Mesela insanlarla ilişkisi olmayan, alışveriş olan adamın o cinsten derdi olur. Ama benim öyle mi? Benimsi derdim farklı, onun farklı. Herkesin derdi farklı. Çocuğum olmadığı için çocuk derdim yok. Eşim olmadığı için eşim derdim yok. Para problemi olmadığı için para problemi hiç olmamış. Ama dert ben olmuş.
Aslında dert şey efendim. Buyur abi. Özür dilerim. Şimdi şu tahtayı bir düşünün abi. Bir bakın şu tahtaya. Baktım abi. Buna deyin ki abi zihin. Şu beyaz tahtanın bütünlüğü zihin abi. Hı hı. Tamam mı? Şimdi kaptan eğitti. Denizle zihnini eğitti abi. Şekillendirdi. Şey bayram bir daha yapar mısın bana abi? Bir kahve. Sen az abi. Bu, kaptan abi zihnini denizle eğitti. Hı. Tamam mı abi? Ne yaptı? Mesela ya, o yazıları oraya yazdı. Hı. Tamam. Her şey yazılırken bunu yazdı. Onu yazdı abi. Hı. Tamam mı? O eğitilmiş hali. Tamam mı abi? Yani o yazılan, yani zihne yazılan yazı melektir diyebilir miyiz abi? Zaten iç alemdeki her ne hissin şey varsa melekelerindir. Melektir onlar. Melektir değil mi abi? Tabii. Zihni o zaman oluşturan melek. Tabii tabii. Melekelerin ya. Çünkü kabiliyeti dönüştürüyor. Kabil olduğun hepsi melekedir. Meleklerin imanın sırrı burada işte. O zaman kabiliyet. Kendindekine şahit oluyorsun. Kabiliyetlerin yeri zihin. Vallahi biraz da gideyim de biraz korkuyorum zihin üstüne. Yani evet. Kabiliyete benziyor. Evet. İstidat değil ya. İstidat değil. Hayat-ı tekviniyelerin, hayat-ı tekviniyelerin pot, yani hayat bak vücud haricilerin. Hayat-ı tekviniyelerin potansiyel enerjilerinin sıkıştırıldığı alandır. Bu korkunç bir yere girdik. Bildiğiniz gibi değil böyle. Acayip bir yer şimdi burası. Nasıl biliyor musun? Zihin kainatın haritası ya. Hayat-ı tekviniye. Şimdi iyi burayı da hani üçüncü söylüyorum. Bunun altını kaçırmayın. Zihin kainat o haritası böyle harita mühendisliğinin işte çizdiği duygusalsız, duygusu yok, aklı yok, hissi yok. Harita gibi değil. Zihin, kainatın bizatihi vücut haricisi bizde. Bak şimdi iyi dinleyin. Bir atoma nükleer enerji sıkıştıran Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Atomun içerisinde nükleer enerjiyi sıkıştıran Allah, zihne nasıl hayatı tekviniyeleri, kainatı sıkıştırdığını düşündükçe aklım gidesi geliyor. Bir atoma nükleer enerji. 7 gram uranyumla koca bir Amerika her gün enerjisini karşılıyor. 7 gram uranyum. Şimdi düşünün. Bir atoma böyle bir nükleer enerji yükleyen Allah zihin denilen sisteme kainatın haritasında harita bizim sizin kafanızdan o kağıt mat değil. Bizzati canlı, ruhlu, hisli, hayatlı kainat var orada. Buna mesela çekirdeğe, ağaca göre diyor ki, ukde hayatı var diyor. Hayat düğümü var. Var hayat ama çekirdek seviyesinde var. Ağaçtaki hayat ağaç seviyesinde. Hayatın meratibi beştir diyor. Buranın altını çiziyorum abiler. Şimdi örnek. Bir... Nasıl oluyor abi? He? Örnek. Nasıl? Yani o potansiyel enerjiden, hayat tekniğindeki potansiyel enerjiden kastınız ne? Şu yani bu zihin o kadar acayip bir şey ki canlı, ruhlu, şuurlu bir harita. Yani var yani. Realitedir böyle. Düşünsel falan değil yani bu. Fikir falan değil. Realitedir. Vücut harici var. Bir de okuyayım. Bir atoma nükleer enerjiyi sıkıştıran Cenab-ı Hak zihne nasıl hayatı tekviniyeleri sıkıştırdığını düşündükçe aklım gidesi geliyor. Yani özür dilerim abi. Hı. Yani Osman'ın herhalde söylemek istediği şu. Şimdi hiç abi kain yani bunu şöyle diyorlar ya. İnsan kainatın çekirdeği olabilmesi demek bütün kainatın insanda karşılığı var demektir. Hı. İşte o karşılığın olduğu noktadır zihin. Yani bütün hayatı tekniği oraya sıkıştırılmış. Hı. Karşılıksız hiçbir şey yok abi ya. Yok. Yok. Her şey orada karşılık buluyor. Yani şey gelecek acele ediyorum da. İçimizde yaşattığımız bir dünya var ya. Dış bak şimdi. Dış dünyada doğduğumuz bir alem var. İçimizde uyanan bir alem var ya. Hiçbirisi biz değiliz. Gelecek şimdi çok tuhaf bir daha. Dış dünyaya doğuyoruz. Kültüre, geleneğe, örfe, ananeye bir şeye doğduk. Alem-i şahadete doğduk. Tamam? İçinde bulduk kendimizi. Bunun farklı başka bir tarafı
biz irademiz yoktu doğduk harici. Ama bizde içsel alem var. Bizim içimizde doğdu o. Ve içimizde olmakla beraber uyanınca bizi içine alıyor. Çok acayip. Mesela bir gadap hissi, şehvet hissi, muhabbet, aşk vesaire, vefa, şudur budur, merhamet hissi. Ondan sonra bak, hata yaptırıyor merhamet sana. Gidiyor, aldatıyorlar seni. Fakir numarası yapıyor. Cebindekini var mı yok, hepsini veriyorsun. Gadap mesela, bizde değil mi o? Uyanınca biz onun içindeyiz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ki şeriat diyor ki, cünunluk seviyesinde gadap, ne dediğini, ne yaptığını bilmeyen bir gadabın cinayet işlese, karısını boşasa boş olmuyor. Sorsan ki, ben rastladım. Almanya'da, camide denk geldim. Ya bu beni boşadı diyor. Vallahi boşamadım hocam diyor. Halüsinasyon görüyor diyor. Ondan sonra kadına diyorum ki bak boşamadım. Yok diyor ya ben diyor. Ben dindarız dedi yani bu. Ben duydum dedi. Ben demedim dedi. Deli misin dedi ya. O zaman dedim ki evet İslam buna hüküm vermiş. Ne dediğini hatırlamıyorsa ondan mesul değildir. Uykuda mesela oruçlusunuz. Yattınız gündüz, kaybülü yapacağım Ali. Kalktın yemek yedin. Günü gün tutarsın. Aa yedin sonra ayıldın. Ve uykulu, yani uykularlı kalktın ya. Veya unuttun da yedin. Bakın. Devam edeyim. Çok tuhaf ya. Tuhaf ne biliyor musun? Bana rağmen bir aleme doğuyorum. Bana rağmen başka bir alemin içindeyim. Alem benim içimde. Ben alemin içindeyim. Alem benim içimde ya. Hiçbirisi de ben değilim. Ya hepten acayip okudukça bu dersleri acayip oluyorum ya. Yani ben kimim diye iyice muamma oldu yani. Ne bu alemdeyim, ne bu alemdeyim. Ben de kim olduğumu ben de bilmiyorum. Acayip bir şey ya. İçinizdeki alemi doğurtan sizsiniz. Yani. Evet. Uyandıran şey. Yani, şeklini ben uyandırıyorum. Dış dünyadakilerin şeklini ben yapmiyorum. O mesela emri, sen zeytinburnu çocuğusun. O emri nispi. Evet. Siz emri itibari olarak. Ben doğdum. O aleme sen alemi bir şekilde doğdun. Senin alakası yok. Zeytinburnu çocuğu. Ama bu alemi ben her çeşit uyandırıyorum. Biraz gideyim ya. Çok garibime gidiyor ya. Biraz hızlan şey şekillendi. Zihnin içerikleri birbirleriyle de iletişimdeler. Zihnin içi var ya içi haritada. Arkadaşlar bakın. Zihnin içerisinde de içi, içindeki yapı, birbirlerine iletişim. Nasıl ki tahayyülle tasavvur ilişkiliyken, çelişkili de tarafı var. Aynı öyle. İçinde de acayip böyle şeyler varmış. Daha önce kazanıma dönüşmüş olan tecrübelerin yaşanmış enerjileri hep buradadır. Mesela sigaradan, araba, mesela diyelim ki araba kullanırken debriyaja basayım. Bastım vitesi değiştir. Kaldırırken öteki ayağımla gaza basayım. Ele yokuşta kaldırırken. Bunları ilk yaparken. Sonra belirli bir zaman aşımından sonra daha düşünüyor musun? İşte zihin yapıyor bunu. Nasıl yapıyor? İşte bu melekelerin, tiryakiliklerin, kazanımların artık örf olmuş, adet olmuş ananelerimiz enerjidir. O zihinde bulunuyor. O yapıyor. Doğru alışkanlıklar harici tahripten uzak dur. Doğru alışkanlıklar yap. Harici tahripten uzak dur. Doğruları tesbih gibi tekrarla. Korktuğum için hemen yazdım bunu. Doğruları çok tekrarla. Odanı vücudunu temizlediğin gibi zihnini de hayli işlerle ve tövbe ve istiğfarla temizle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hemen günah, bir günah mı işlediniz? Hemen akabinde bir hayırla yapın ve temizleyin dedi. Tövbe ve istiğfar ve şükrü devamlı tekrarlayarak hayat-ı tekviniyelerin bil kuvveleri harekete geçer. Mesela benim ağzım şeye çok alışmış, çok şükür. Bak çok şükür dedim. Çok şükre çok alışmış. Çok şükür. Çok şükre çok alışmış. İnsan iki dünyayı yaşıyor, buraya geldim işte. Biri içinde yaşadığımız alem-i şehadet, içinde yaşadığımız.
Diğeri içimizde yaşattığımız alemi gayb. Dış dünyaya elimizde olmayarak doğmuşuz. Fakat içsel alemimizdeki dünyayı biz oluşturuyoruz. Dış dünyanın olumsuzluklarında kaçıp sığındığımız, çok acayip Gafur, bu sana çok lazım, bunu yazarken seni de hatırladım. İnan, dış dünyada böyle var ya, böyle olumsuzluklar olunca kaçıp sığındığımız içimizdeki yaşattığımız dünyamızdır zihin. Yani mesela gemiler balığa gittiği zaman fırtına gelince hemen limana kaçarlar. Dış dünyada böyle gelişen işte vehim, vesvese, ölüm, panik, açta korona oldu, bilmem ne oldu. Aa, öleceğim falan. Hastasın. Ölüm niye geliyor? Yani kardeşim, her hasta ölmüyor ki. İşte bunu sana söylettiren zihin şu anda. O tesellileri veren. Kazanımlarımıza sığınıyoruz. Liman işte bu. Zihin. Bu dünyayı tahayyül, tasavvur ve taakul, tasdikimizin oluşturduğu ve dimağın bütünselliğinden beslendiği zihnimizdir. Bunun da anahtarı iradeymiş. Zihnin anahtarı irade, dış dünyanın anahtarı ihtiyar iken içimizdeki dünyanın anahtarı iradedir. Düşünce dediğimiz şey aktif olan enerjidir, güçtür. Bak, düşünce nedir? Ya her derim diyeceğim gene. Düşünce dediğimiz şey nedir? Aktif olan enerjidir, güçtür ve zamandır ve mekandır düşünce. Dima toprağına düşünceler. Dima toprağına düşünce, tohumların eşinlema bulur düşünceler. Şahsiyetin ve karakterin oluştuğu yerdir zihin. Bilgileri, aklı tasdik. Bak, bilgileri akıl tasdik izan, iltizam, itikat işler, bilgiler bunlar işler. Bunu da zihin işler. Bunu da çıkanı da zihin işler dedik ve ısınma nam altında 55 dakikamızı aldı. Ama gene zihnin bir şeyi hulasası oldu, evet. Şey, öyle acayip bir şey oluyor ki Hasan abi şimdi. Şimdi sanki zihin sıfat aynadır, değil mi abi? Sanki sıfata bakıyor abi. Öyle bir ayna ki, bak şimdi. Aynaya gitsen. Bayram. Geçtin tuvaletteki lavabodan. Aynaya bakacaksın ya. Ne haber lan Bayram? Gafur, ne haber? İyi misin? Ya dur ya. İyi gözüküyorsun bugün. Olmadı, saçın bu tarafında böyle yap. Ayna seni anlatsa. Tuhaf olmaz mı? Çok tuhaf. Zihin bu işte. Ya şimdi Hasan abi, iradeye şahit. Son senede tespitimdir bir şey ha. Küle. İrade, zihin, his, latife rabbaniye, latife insaniye, vefa, haya, aşk mı? Hepsi müstakil bir vücudu varmış. Canlı dört tane. Vücudu var, hayatı var, dima var, ruhu var. İrade müstakil ya. Ama etkilenir. Biz de müstakiliz. Kuluz ama senden etkilenirim. Sen bana bir derdini söylesen akla gelirim. Etkilendim bak. Böyle imdadına koşuyor. Abi hiç yalan söylemeyen bir şahit ya. İrade yapıyor. Zihin ona şahitlik yapıyor. Hayır. Bu dünyada hissediyor. Manevi alemde de Latife-i Rabbani ile şimdi ediyor. İçimizde yaşattığımız bir dünya, dışında doğduğumuz bir dünya, iki alemin cemine hoş geldiniz Ali. İki alemin de olmayan ama iki alemin sahibi gibi gözüken aleme hoş geldin. Şeyde Hasan abi. Acayip bir şey bir alem ya. İçinde yaşattığımız bir alemde değiliz. İçine doğduğumuz alemde de değiliz. Neredeyiz ki biz? İşte onunla ayrı defteri de buraya koydum. Aynı bu soru sordum. Ama buraya konusu olmadığı için psikolojik olarak onu da yazdım. O da 1,5 sayfa tuttu. Bunun zihinde okurken psikoloji düşen, aynama düşenleri de yazdım. Çok da güzel o. Ne kadar güzel. Bir barış odama git. Yani keşke okusak abi. Ya bak 28 çabuk. 29. defteri getir abi, hemen dolap.
Yok göstereceğim kaç sayfa yazdım. Bu zihin okurken hani dedik ya dışarıdan göz kulak gelir ama tahayyüle bırakır, tasavvura bırakır, tasdiki sana sonra zihinde karakter olur. İşte ben zihin okurken psikolojik olarak bıraktığı çok fazla, zihin olarak bıraktığı malzeme bu kadar. O da çok acayip yani. O psikoloji var ya onu, tam bir ilaç yani. Belki de 500 dersin hulansası gibi. Bu kalitesi nasıl arttırırsın zihnin diye oraya koydum. Burada değil o. Farkındalığın arttıkça. Yani şu. Mesela işin puf noktası şu. Ben kimim sorusu ana merkezdir. Ben kimim deyince bundan sonra Allah ortaya çıkıyor, ahiret çıkıyor. Ona nerede yaşadığın çıkıyor, vazifen çıkıyor. Mesela ben kimim diye soramayan, bak iki şekilde yazıyorum defteri, size de örnek olsun gençler. Bir böyle yazıyorum, tamam böyle yazıyorum. Şimdi bunu bekleyeceğiz, bir konu bitmedi daha. İkinci yazma şeklim arkadan yazıyorum. Bak, şurada bak, diyor ki, şöyle yazıyorum. Şöyle geliyor, böyle geliyor. Bak ok, burada devamı. Bak ok, burada devamı. Çift yapıyorum. Abi sıra dışısınız. Biri istikbalden maziye, biri maziye istikbalden birleştirecek inşallah. İmam-ı Şafii'nin bir sözüyle başladım. Sana lazım var. Tanıdığın her insanda, beni tanıyorsun ya, ben de seni tanıyorum. Tanıdığın her insanda tanımadığın bir insan gizlidir, unutma. İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Tanıdığın her insanda tanımadığın bir insan gizlidir orada. Şuraya bak ya, adamlara bak ya. Nasıl böyle dalmışlar da oranın haritasını söylüyor. Kelam haritadır. O zaman da nasıl bir alem? Bak hele şurada. Yani bu ne kadar yazmışım biliyor musun? Bak zihinde şey yapmışım. Şuradan al. Bu bir. İki sayfa. Bu 1,5 yüz. Yani bu psikoloji. Evet. Bu okudum. Şu bu psikoloji, bu zihin hulasası. Bu defterin de yanında, bu da yanında. Dur bakayım bu nedir, bu nedir? Hemen oraya. Oturdum, bu işte. Benim de mesleğim bu biraz. Hasan abi, bu zihinle ilgili ilk bu yaptığımız derslerden birisiydi. Dima 39, ben not aldım da onu bir iki defa dinledim böyle. İnternetten yapmıştık hani evde, o korona zamanındaydı. O ders çok şeydi böyle. Benim alemde hatta oturup tekrar not alacağım. İman 139'dur. 139. Evet. Allah Allah. Orada ilim irade kudretin aynasın olması diye şu an unuttum tekrar da. İlim irade kudret üç tane sıfatın aynasın. De öyle bir şey de hatırladınız mı? Evet evet, Ahulasa'da da söyledik zaten. Yani onu tam direkt demediniz gibi geldi. Demedim, tam demedim ha. Yani o öyle çok ilginçti o ders, hani evet. Şeyden internetten böyle konuştuk. Canlı yayında vardı değil mi o zaman? Bir daha onu iki defa dinledim onu da. Yani o neyse, ben de şu an hatırlayamıyorum ama. İlim irade kudret. Ha, öyle bir üç tane sıfatın, Allah diyor ya, zatımla kainatta değilim, sıfatlarımla kainattayım. İlim irade kudret. Hatta Mesnevi'nin resonunda diyor ki sıfatlarımı tefekkür edin ama la tefekkürü, zatımı tefekkür etmeyin diyor. Ama ilim, irade, kudretle kainattayken zatıyla insanda. Şuna bak. Bu işte bu ilim, irade, kudretin üç sıfatın aynası şey. Ama nasıl bir ayna? Gafur. Bir daha söyleyeyim. Lavaboya gittin. Oo Gafur ne haber? Ayna ya. Gafur ne haber? Sen iyiyim ya. Ya seni iyi görüyorum canım. Simaniye ya. İyi. Saçımı tarafı düzelt. İyi değil yani. Hem görüyorum hem söylüyor bana. Kim konuşuyor? Ben. Ama canlı oldum ben. Yani farklı bir şahsiyet yok. Ben bana ayna olmuşum. Aynaya bakarken ayna konuşuyor. Aynada gözüken kim? Sen. İşte zihin böyle bir ayna. Senin aynan. Sensin gene. Ama farklı konuşuyor seninle. Gene sen. Şimdi ayna bu. Bu soruyor, bu cevap veriyor. Nasıl gözüküyorum? İyi gözüküyorsun. Ben görmüyorum burayı. Var mı eksik? Takken yamuk, o diyor. Ha. Ama oradaki de benim aynı. Ama
içerik farklı. Bak bilmeyen, cahil olan, bak takkem nasıl diyorum. O diyor ki düzelt, olmadı. Bak yamuk diyor. Yani anlıyor musun? Bir anlatayım. Anladım, anladım. Ama ikisi de benim ama içerikleri ben değilim. İlim, irade ve kudretin aynası. Hani alın alın kitabınızı okuyun diyecekler ya bize. Ayşem. Ayette bir manayla biz zihnimizi mi okuyacağız? Azim. Hiç eksik yok. Hepsini yazmış. Hı. Acayip. Hadi bak. 183. Geçen hafta atmıştım. Hasan abi. Geçen gün var ya. Geçen gün arabada gidiyorum. Manyak manyak kendi kendime gülüyorum. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Biraz böyle şey olduğum için abi. Millet alışmış sana. Ya alışmış. Radyoyu açmışım ya. O meşhur bir sanatçı vardır. Vardı. Diyor ki şimdi şarkısında bir şarkı söylüyor. Diyor ki aynanın karşısına geç, kendine bak benim için diyor. Ya Allah Allah, o şarkı, ben diyorum manyak mıyım neyim ya, bu şarkı beni nereye götürdü? Bu adam bu ne söylediğinin farkında mı acaba? Farkında olsaydı şarkı demezdi zaten. Ya abi bu nasıl bir şey? Ya bu hakikaten acayip bir şey ya. Ne dediğini bilseydi yapmazdı onu. Birisi verdi eline, şimdi not aladı. Aynen. Şimdi mutlaka büyük zatlardan alınan şeyler. Acayip abi ya. Diyor ki aynanın karşısına geç, kendine bak benim için. Yani bu kim kime söylüyor abi? Biz kendi kendimize söyledik. İşte bu zihin işte abi ya. Ama ya. Benim, ama ben değilim. Vallahi ya. Allah Allah, subhanallah ya. Geçen hafta atmıştım Meclis-i Nurani'yi. Hadi açın. 183 defterin. Sözler 424. Hazır mıyız abiler? Ne demişim biliyor musun? Kendinde gafur. Evet abi. Bak abi. Kendinde kendini tecelli ettir. Acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Ha. Şöyle bir şey de var ya. Biz dünyada Allah nesiyiz? Halifesiyiz. Halife ne demek? Son zamanlarda böyle yata uykumu kaçıran şey bu. Şimdi ben bir halife yaratacağım, beni temsil edecek. Siz diyor bu sırrı bilmediğiniz için diyor, itiraz ediyorsunuz meleklere diyor ya. Şimdi dış dünyaya doğduk, değilim ben, ben doğmuşum. Ben, gömleğin içindeyim, içindeyim diye gömleğe mahkum muyum? Değil. İçimde de bir dünya var, rahatsız oluyorum, bizar oluyorum. İçin ikisi de değil. Ben kimim? Halifeyim. Şimdi ne demek o? Yani batıl mezhep ama gerizekalı değiller ki. Bunlar aptal insanlar değil ki. Bazı şeyler demeye mecbur kan. Şimdi insan o değil, bu da değil. Halifesidir diyor. Tamam mı? Halifem, halifem. Böyle yani arşta değilim, kürste değilim. Hem arştayım, hem değilim. Hem evvelim, hem ahirin, hem zahirim, hem batınım. Dört tane isim. Ben de tecelli edince. Allah'ın evvel ve ahir, zahir, batın tecelli etmiyor mu? Evet. Ha. Evvel değilim, ahir değilim. Zahir değilim, batın değilim. Hem uyum hem değilim. Değilim. Hem uyaranım, hem uyarılanım. Hem kılanım, hem kılınanım. Hem gidilenim, hem gidenim. Hem isteyenim, hem verenim. Soru soranım, cevap verenim. Arananım, arayanım. Kızanım, kızdırandım. Cevabım, soruyum. Açım, doyurandır. Yani hepsi benim. Adem'i sırfım. Hepsi benim. Ben de kim olduğumu bilmiyorum. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Burayı şuraya getirmek istedim bu halife. Yani tabi böyle iki sayfa gibi önüme geliyor. Alem-i şehadet, alem-i gayb. Alem-i şehadet işte malum işte dünya. Böyle tatlı bir hayat. Burada da cennet. Hiçbirisini de istemiyor. Vallahi istemiyor ya. Hiçbirisiyle de memnun değil. Araması hep devam ediyor. Merakı devam ediyor. Memnuniyet hiçbir zaman tükenmez. Olması devam eden... Bunların arkasında ve bu alemler
Şimdi bile söylüyoruz. Arşa gitsem bile gene doymam. Kabı kalbisine gitsem gene doymam. Yani Allah'a gördü Allah Resulü. Bitirdi mi yani? Tamam, daha bir şey istemiyorum dedi mi? Miraç'tan gelince bitirdi mi davası? Araması devam ediyor. Yapılanması devam ediyor. Yükselişi devam ediyor. Lan Allah'ı gördün, daha yükseliş olur mu ya? Yükseliş devam ediyor. İnbisat devam ediyor. İnkışaf devam ediyor. Nereye kadar? Yok. Sonsuz. E kimim o zaman? Melekleri diyemezsin sonsuza kadar. Yani bakın, soranım, sorulanım. Soruyum, cevabım. Gidilenim, gidenim. İstenilenim, cevabım. Cevabı da benim. Açım, doyuranım. Cahilim, cevabım. Alimim. Kokusun, koklayansın. Koklayansın. Kendin kokusunu da alıyor. Düşüncelerin bile kokusu olduğunu Muhyiddin Arabi söylüyor. Mesela kim hayal kurarsa veya kim düşünürse kokusu değişiyor. Düşüncelere göre insan kokusu değişiyor. Ben kimimin cevabın olmaması o zaman. Evet, yok i̇şte ki. Ademi sırf dedim az önce, o yüzden. Yani cevabın olmaması. Ancak şöyle diyoruz. Olması, işte. Olması devam ediyor mu? Devam değişiyor muyum? Değişiyorum. Kabirde de değişeceğim miyim? Evet, sıratta da değişeceğim. Anlayışım değişmeyecek mi sıratta? Cennette değişmeyecek mi? Allah'ı gördüğü zaman, geldikleri zaman ehilleri tanıyor. Devam edecek mi? Devamlı değişmesi durmayan. Şu anı söyle bana, şu anda olmakta olanım. Olması devam eden, şu anda gözükenim. Yani şöyle o zaman. Gafur, bu tefekkür bize ne getirecek yani böylece? Yani bu sefer cennet gaye olmadığı gibi cehennem endişesi olmuyor. Öyle diyor ya Risale'de. Kur'an'ı dinleyen bir talebesine Kur'an cenneti gayettirmiyor diyor. Var ya Risale'de. Yani talebesine Kur'an'ı gayettirmiyor. Risale-i Nur talebeye, Nur talebesine cenneti gaye ve hedef ettirmiyor. Mesela 25'in sözü var ya. El muflihun. Felah bulacak onlardır. Gaye ettirmiyor. Cennet gaye olmaktan çıkıyor. Neden üstad abi? Peki şu nedir abi ya? Bunu anlamıyorum. Neden üstad? Tamam da cenneti istemedin de sen. Neden benim iman etmemi istedin? Bu nasıl bir şey? Yani benim iman etmem onun nazarında cennetten falan filan çok daha üstün. Bak şimdi ben senin için diyorsan iman et, ben cehenneme girme hazırım. Evet. Yalan değil bu. Bu ne biçim bir şey abi ya? Bana ne karı var bunun? Evet. Başka bir. 424 sözler. Telefonunuzda vardır. Meclis-i Nurani'de atmıştım geçen evet, hafta. Evet. 183. sayfa diye geçer. Evet. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini görüyor musunuz? Ahireti anlatıyor Kur'an. Kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde zihni tasdika müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibeyi ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. İdadiye hazırlama, yetiştirme, geliştirmeymiş. Müheyya hazırlanmak. Hazırlanmış. İhzariye hazırlamaya ait, hazırlıkla ilgili. Lugatı da verdim. Şimdi ne çıkartmışız? Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ahirete ait harika efallerini kalbe kabul ettirmek, zihni alıştırarak tasdikten geleni aleminde hayat-ı tekviniyelere dönüştürmeye, daha sonra da bunu kalbe kabul ettiriyor. Demek ki dimağdan gelen o Cenab-ı Hakk'ın harika efallerini tasvir ediyor şeyde, hayalde. Düşündürüyor tahayyülde, aklettiriyor taakkulde. Sonra hayat-ı tekviniyelere dönüşüyor şeyde, zihinde. Sonra da ne oluyor? Zihinden sonra kalp
kabul ediyor. Demek akılda evamiri tekviniyelere, tasdikte ilmi vücutlara, zihinde hayat-ı tekviniyelere, kalpte kabul etmeye oluyor. Ruh ne alemde abi bu arada? Ruh daha girmedi devrede. Hepsi çoğu değil. Allah Allah, subhanallah. Ruh bakalım ne olacak diye bakıyor. Vallahi illa. Ortalık karıştı diyoruz. Ya Allah Allah. Ya tam diyorum ki tasdik benim. Yok diyorum ya, tasdik değilim. Ulan zihinsin sen. Yok sen zihin de değil. Ya kalpsin. Yok. Ruhsun. Yok. İyi ki Adem-i Sırf var abi. İyi ki Adem-i Mutlak var. Uf. Ha, yok. Ama bir tanesine dedim ki rahmetli Değerli Hoca'ya o zaman. Ya dedi. Dedim ya, bunlar bize imanın nimetini hatırlatıyor. Kömür çukuru. Ya dedi, bizim imanımızın nimet olduğu için ha bu adamların gidiyor dedim. Bu karışma, bunlar insan evinden değil dedi. dedim ki ona, dur. Dedim işte Allah Allah, aklımdan aldı Allah. Oğlum sana çok, ha sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Arabayla gidiyoruz, tamam mı? Çıkartıyorum evine. Saat çektim. He dedi. Bak dedim, ama bana bir şey yapma. Değneğini de vurma. Sen tanıdığın için dedim ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi ne biliyor musun? Şirk yapabilmek, küfür edebilmek, inkar edebilmektir. Bu özelliğimizle meleklerden ayrılmışız. Hayvanlardan ayrılmışız. Aslında. Ama çok acayip dedi. Bir şey deyiz dedi yani. Korkunç sonsuzu kazanın. Senin zengin eden tarafın da bu. Ondan sonra şirk nimet demezsin bir yerde dedi. Şirk, küfür, inkar edebilmek. Bunu yapabilmek. O zaman Adem o kadar bilmiyoruz. Yani dediğim de ama şirki biliyorum. İyi ki şirk, inkar edebiliyoruz. Ya ne diyorsun sen dedi ya. Ya bu insanı zengin ediyor dedim bu ya. Ya çekeceğim ya. Sen niye orada oynamıyorsun şimdi kumarı? Hiç ses yapmadım. Neyse o kömür çubuğun tepeye çıktım, gittim falan. Yol iki ayrıldı. Sağa gittim yine. Evine gidince halaya dedi ki, karı bak bu adam tam değil dedi. Akşamdan gelene kadar az kaldı imanım gitti diyor. Buna bir hoşbiri yap dedi. Allah aynı öyle. Dedi aynı. Çok nazlı. Sonra birisi bal getirmiş. O şişe alırdı ya, bilirsin okur mok, hani şey getirdi. O balları biz de vakıflara karlıyorduk, verirdi. Dedi ki, oturduk, konuşmayı yemiyor. Mesela, ya dedi, bir de anlatsana onu dedi ya. Sarsıldı. 70 küsur yaşında. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum bununla ben tarih. Çok, çok. Şirk, küfür, isyan, bilmem bunlar. Yapabilme olacak, yapmayacaksın. Evet. Bu sistem seni zengin yapıyor. Acayip bir şey. Seni hem doğduğun dünyadan, hem yaşattığın içindeki dünyadan seni çıkartıyor. İkisinde de yok bu yok. Şirk yok yani. Ama sen kimsin ki sende var. Devam edeyim. Zihin tasdika muheyya ettirmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Niye zikrediyor diye soru sordum. Cevap, tasdiktekini bak, timadaki tasdikteki, bak bir daha metni okuyayım. Tasdike muheyya etmek için bir şey ahireti tasdik etsin dimağımız. Tasdiki hazırlamak için bir idadiye. İdadiye neydi? Hazırlaşma, yetiştirme. Tasdike uygun getiriyor ahireti Allah. Bir idade suretinde dünyadaki ahiretin acayip efalini, misallerini zikreder. Niye zikrediyor diye soru sordum. Tasdiktekini zihinde vücudu hariciye dönüşsün ki kalp rahatlıkla iman edebilsin. İbrahim Aleyhisselam dedi ya,
Ya Rabbi nasıl dirilecek? Bir gör, şüphe mi ediyorsun? Hayır ya Rabbi. Kalbi mutmain olmasını istiyorum. Aklım düşünemiyor. Kalbi mutmain olmasını için. O zaman şu dört tane kuşun, dört tane simgeydi. Hatırlarsınız çok ondan şey yapmıştım. Dört tepe dedi, koy. Şimdi kalp rahat iman edebilmesi için ne lazım? Dimağda tasdiklenecek. Sonra zihinde vücud hariciye çıkacak. İman libastır arkadaşlar. Ruha giydirilen libas olduğunu söylüyor 20 sözde. Ha, libastır, ruhun libasıdır. Şimdi ahiretin imanını, ahirete ait imanını, dünyadaki acayip efalini zikreder ki tasdik olsun, tasdikte tasdik olsun. Tasdikte tasdik olunca zihinde hayatı tekminiyor, mana oluyor. Yani o harita, navigasyon haritası üstü açılıyor. O açılınca kalp çok rahatlıkla ahirete iman ediyor. Yani zihin tasdik etmece kalp iman edemiyor. Ne anlatırsan anlat. Evet. Aklı ne kadar ikna edersen et. Bunu yapabilmesi için tırnak içinde küllattan veya istikbali ve uhrevi olan efali acayip ilahiyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle, yani ne demek parantez aç, ben zihnimizde olanlarla, yani çok nazireleri, mesela ahiretin naziresi nerede? Zihinde. Zihinde olanlarla kanaatımız gelir. Kapat. Alem-i şehadetteki meşhudumuz olan şeyler suretlerdir. Bunu bitireyim için sor. Tamam soracağım. Bak şimdi. Hissediyor musunuz? Hissediyorum. İnsan hal. Alem-i şehadetteki meşhudumuz olan var ya gördüğümüz. Suretlerdir. Aklımızda Allahu alem kanunlardır. Tasdikte ilmi vücutları olduğu için hakikatlardır. Zihnimizde, yani bakın, alem-i şehadette suretlerdir. O şeyin akıldaki karşılığı kanundur. O şeyin tasdikteki karşılığı ilimdir, esmadır. Hakaik-i eşyayı sabitetun, ilimler esma-i ilahiyeden. Zihinde neymiş? Bizim alemimizde ahiretle dünya arasında berzahlık yaptığı için zihniymiş. Bizim alemimizle ahiret ve dünya arasında, dünya ve ahiret arasında zihin berzahlık yaptığı için ahirete intikal, kabul, tasdike müheyya hale getiren mahiyetleri olan zihnimizdir. Bu meşhudumuz olan, en camisi, en inandırıcısı olan zihindeki vücutlardır. Ha. Şimdi ahireti Allah kabul ettirmek için dört yöntem kullanıyor. Alem-i şehadette fiilini gösteriyor. Ölüler diriliyor. Ağaçlar diriliyor. Sulardan insan yapıyor. Suret. Bunu böyle konuşuyoruz ya. Akılda kanun oluyor. Tasdikte ilim oluyor. Ondan sonra zihinde mahiyet oluyor. Yani bu şeyin mahiyeti oluyor ahirette. Tasdikte esma oluyor hakikat. İşte ahireti mahiyeti zihnimizde oluyor. Çünkü kainatın haritası üstü açılıyor. Şu anda mesela yazarsan şeye, diyelim ki Zeytinburnu veya Tepecik yazdın navigasyona. Çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü hem konum açacaksın diyor, hem uyduya bağlı, hem internetin olacak. İşte o zaman açılıyor. İşte burası, bu harita, üzerine o harita zihin. İman edince oralar gözüküyor. Yani zihinde ayat-ı tekviniye, vücud hariciye dönüşürse, yani zihin nedir? Alem-i şehadetle alem-i gayb arasında berzahtır ya kalp. Kalbin içerisindeki zihin de berzahtır. Zihnin üstü haritadır. Kainatın haritası. Ama zihin şeceri hilkatın haritası değil. Kainatın haritasıdır. O üstü açılınca kalp oh be rahatlıkla iman edebiliyor. İnsan, evet seni dinleyeyim. Söyleyeyim abi. Şimdi abi iman bize ait değil, iman bizde değil.
Libas yapmış. Evet. Mesela. Şimdi Hasan abi, mesela bir koku geldi yukarıdan. Balık. Balık sizin önce kokuyla burnunuza geldi. Sonra o koku sizde, zihninizde balığa dönüştü. Karnınız acıktı. Bir de yiyebilseniz var ya Hasan abi. İşte iman bu abi. Taayyün ve teşahhüs. İşte balık evet, hiç yenmeden ona dönüşmek. Ona dönüşmek. Evet. Ona dönüşmek. İnsan berzah olduğu için alim-i şehadet ile alim-i gayb arasındadır. Bunun küçük nümenesi insanda var. Yani alem-i şehadetin insanın serbest bölgedir. Nereye geçtik abi? Arka sayfa 184. Sayfa bitti. Kanuniyet ve ilmi vücutlar ise taakul ve tasdiktedir. Her şeyin bak. Bir daha okuyorum. İnsan berza olduğu için gördünüz mü abi? İnsan berza olduğu için bir, alem-i şehadet ile alem-i gayb arasındadır insan. İki, bunun küçük nümenesi insanda var. Yani alem-i şehadetin insanın yani serbest berzah ya. Neredir? İnsanda serbest bölge. Kanuniyeti ve ilmi vücutları ise taakul ve tasdiktedir. Hakikatler o şeyin zihindedir. Mahiyetleri kalptedir. Bir noktayı nazarla demişim. İnsanın en cami meşhudu, şahit olduğu zihnindekilerdir. Asıl olmuş. Hasan abi, ben de şöyle düşünüyorum. Bu insanın dimağı komple serbest bölge gibi düşünüyorum. Hepsini serbest bölge gibi. Yani alem-i şehadet, dış dünya, yaşadığı dünya. Kalbi de alem-i gayb husisi dünyası. Yani alem-i ahiret. Aslında orası serbest bölge değil yani. Orası ayrı bir bölge yani. Neresi? Yani dimağın tamamının serbest bölge gibi. Yani beşeri hayatı yaşadığımızda, yani dünyada yaşadığımızda dimağda yaşıyoruz. Aşağıya kalple alakamız yok. Ama kalpte yaşadığımızda o kendi dünyamız yani artık dimağa dönüşmüş. Dimağ ayrı bir beyin, kalp ayrı bir beyin hani. Dimağın aklı, dimağın aklı taakkul ya. Kalbinde aklı, zihin ya. Yani iki tane beyin gibi düşün. İki tane dimağ gibi düşünüyorum. Birisi iki komut merkezi. İki yönetim merkezi. İki yönetim merkezi var. Yani birisi sadece zaten şehadette yaşıyor. Şunu kastediyorsun. Dünyada yani dışarıda yaşıyor. Birisi içeride yaşıyor ama eğer şeyi yoksa yani hani itikadı yok, imanı yok, dinsizse yani kalbi hayatı yok ya adamın. Yani şunu de, dış dünyanın aklı aklımız iken iç dünyanın aklı zihindir. Evet. Dimağda serbest yani çünkü... Ama şey yani genel yaptın serbest. Sen. Ha, genel yaptım. Genel düşündüm. Tabii ikisini birlikte düşünmek lazım komple olarak ama şeyler içinde mesela biz dersleri yaparken hep imani noktada düşünüyoruz ama hani iki tane yol var ya hem iman küfür. Yani insanı bir tek bütün olarak düşündüm. Hem iki yolu da düşünürsek birisi sanki dimağ ile yaşayanlar. Yani iki tane dimağımız var. Sırf dimağı yaşıyor. Evet, birisi sırf dimağı yaşıyor. Kalbi hiç yaşamıyor. Yok, yaşamıyor. Yani kalbi alemi yok ki adam. Nasıl yaşayacak abi? Kopmuş. Kapatmış yani. O aradaki şeyi kapamış. O şey, diğer üçüncü yolda ya. Evet, izan kapat, kalp, vicdan yok. Ya orayı çalıştırmıyor. Yani o öyle bir alemi yok. Yani. Evet. Hayatı kalmış içeride. Kaldı abi yani. Şunu bir daha okuyun ya. Ben anlamamışım herhalde. Ben bu sayfayı arayana kadar ben odaklanamadım. Burada ne yazmışsınız abi siz ya? Hani? 184'ün başını. Bir daha okuyalım abi. Bak, ya, lütfen ya. İnsan berza olduğu için, tamam mı? Senin ilgini çekeni bana söyle. Evet. Alem-i şehadet ile insan, evet. Alem-i gayb arasındadır. Evet. Bundan sonraki bölüm abi. Bunun yani bunun küçük nümenesi insanda var. Tamam. Alem-i şehadet, alem-i gayb insanda var.
Yani alemi şehadetin, alemi şehadetin insanın serbest bölgesi. Serbest bölgesi. Şimdi doktorum az önce de söyledi. Yani bir manada aslında onun daha da geliştirmiş. Geliştirmiş. Genişlemesini zaten. Yani alemi şehadet benim serbest bölgem abi. Yani komple. Yok. Evet. Her şey var. Her şey var. Şimdi yavaş yavaş kanuna, namusa doğru gidiyor. Evet. Abi. Sonra kanuniyeti ve ilmi vücutlar ise takul ve tasdik. Evet. Allah Allah. Yani özelleşiyor. Evet. Anlamlaşıyor. Namusa doğru gidiyor artık. Evet. Hakikatları, bu alem-i şehadetin hakikati, şu alem-i şehadetin hakikati zihinde. Alem-i şehadeti mahiyettir kalbimizde oluyor. Ya abi bu az bir şey dememişsiniz abi, siz bayağı bir şey demişsiniz burada ya. Bana mı öyle geliyor ya? Evet. Acayip ya. Şimdi bu alem-i şehadeti alemimize alem yapıyoruz. Ne demişiz? İnsan bir kere mevzu ve mahmur. Ondan sonra hüküm geliyor. Mahkemata geçer bu. Önermeleri veriyorum. İlişki ve çelişkilerini yapıp diyorum ki alim şehadet berzah. Tamam. Ben de berzahım. Bir doğduğum dış dünya var. Bir de yaşattığım iç dünya var. İkisine değilim ben. Evet. Tamam. Bazen ikisi çatışıyor. Şahit oluyorum. Yapmayın diyorum. Birbirine çatışmayın diyorum. Bazen buna diyorum ki bir sus. Bazen ona bir sus diyorum. Bazen ikisi bir oluyor, beni şey yapıyorlar. Acayip acayip şeyler oluyor. Sonra insan da böyle berzahtır dedim. Berzahtır. Alemi şehadet ve insan berzah ise komple. Evet. İnsan komple berzahsa. Ondan sonra bununla ben soruyu şurada soruyorsun. O zaman zihin aktif oluyor. Ben kimim? Sormadıkça hiçbir işin olmayacak. Ben kimim dediğin zaman götüren, inkişaf ettiren o mu? Bu. Logo, bu start düğmesi bu. Ben kimim deyince bu sorundan türetilendir. Allah var oluyor. Ahiret var oluyor. Mesela şöyle düşün. Geçen şeyde yaptım. Perşembe günü bu derste bak ne yaptım biliyor musun? Keşke bir şeyim olsa yansıtıcı da. Şöyle yaptım. Hiç böyle ders yapmamıştım. Nerede? Burada mı yaptım ya? Dedim ki ben size bir şey hayal ettireceğim. Hayal ederseniz bu dersi anlarsınız. Dersin başında. Eğer dediğimi hayal etmezseniz bu dersten fazla bir şey anlamazsınız. Buradaydı değil mi Barış? Sonra dedim ki 200 milyar galaksi var. Dur da hayal etme. 200 milyar. Fenin söylediği. Her galakside de 200 milyon galaksi var. Bizim de bir galaksi var. Belgeseli seyretmişsinizdir. Şöyle yıldızlar içerisinde. Şimdi hayal et. Kafır eder misin? Bak şimdi. Bir hayal edin. Bir Ali. Yıldızlar var ya böyle. Baş döndürücü yıldızlar var böyle. İçeriye doğru gidiyorsun Ali. Git Ali. Git. Aa bir baktın ki orada bir hafif bir ışık var. Yaklaş. Aa bir baktık ki gittik. Belirlenmeye başladı. Işık büyüdü. Baktık güneş. Aa etrafında hiçbir şey yoktu. Hafif ışık vardı. Seyyareler gözükmeye başladı. Git abi. Aa orada Merkür, Jüpiter, Uran vesaire. Aa dünya. Mavi bir kütleyi gördüm abi. Git. Tam git hop yaslandın yerdesin abi. Şimdi bu galakside ucu belli değil. Neyin nereye göre ne olduğu belli değil demek istiyorum. O yıldız nereye göre nedir, ne yapıyor? Şimdi böyle Samanyolu galaksisinde yeri bile gözükmeyecek kadar ufak olan bir kütlede dünyada sen burada neyin, nereye göre ne olduğunu nasıl bileceksin? Neyle bileceksin? Ondan sonra başladık. Kur'an'la oluyor. Başka olamaz. Bakın böyle bir Samanyolu galaksi içerisinde Güneş sistemi bile parlak bir nokta gözükürken, ilk önce hiç gözükmüyordu. Sonra daldık dalga giderken ufak bir parlak gözüktü. Ufak. Sonra o ışığa gittik, aa büyüdü, aa güneşmiş. Aa biraz da gittik, baktık ki etrafında gezegenler varmış. Biraz da gittik, orta büyüklükte bir tane mavi kütle varmış dünya. Oraya geldin. Şimdi söyle bana, şimdi bulundun, oralardan geldin, şuurlusun. Dünyada
doğru, yanlış, hak, batıl, eğri, büğrü. Hangisi, ne, nereye göre, niçin, nedir? Ne, ezber söylemiyorum. Ne, nereye göre, niçin, nedir? Nereye göre? Bu haktır, bu yanlıştır, bu doğrudur, bu batıldır. Ne yapacaksın? Ancak şunu yapacaksın, felsefe. Ayvayı gösteriyor. Bu nedir? Elma değildir. Allah Allah. Elmayı gösteriyor. Güneş değildir. Eşya birbirine kıyas ederek bunlar isimlenir. Ne oldu bilinmez. Yersin o kadar. Ne anlam taşıdı? Bana o gelen bu mesajı, bu mektubu ne oldu bilemezsiniz. Bak şimdi, elmayı armutla kıyas ederek elma izah edilemez. O zaman nedir? Bu dünyadaki neyin, nereye göre, niçin, nedirin cevabı dünyanın dışında bir müdahale ile bu budur, bu da budur. Bu değildir, şudur, bu yanlıştır, bu doğrudur. Delilim de derse, delilin nedir? Sendeki fıtrattır. Mesela bu Samanyolu galaksisinde, şimdi oradan geldin, ebed istiyorsun. Her yerde olmak istiyorsun ama bir yerdesin. Ölmek istemiyorsun ama her gün cenazelerin içindesin. Dert istemiyorsun ama bir üzüm tanesiyorsun, 10 tane tokat diyorsun. Ya ne istiyorsan fıtratında ne varsa zıtlar hep burada. Hep zıt. Ne istiyorsun söyle bir tane. Yok. Peki benim burada ne işim var? Terslik var burada. Yani isteklerime göre zıt olan bir dünya istese olsaydı ancak bu kadar olurdu. Ters bir dünyaya gideceksiniz. Tamamen ters çalışıyor. Ne istiyorsam, ne varsa fıtratımda hiçbirisi olmayacak. O burada ne benim ne işim var? Mantık değil ki. Mantık bu fıtrata uygun olması lazım. Ha, bununla neyi demek istiyorum? O zaman benim fıtratımdaki bu istekler, istidatlar, arzu, emeller, meyiller, ihtiyaçlar buranın, doğanın bana yüklediği yazılım değildir. Fani değil mi? Beka istiyorum. Fani bana baki nasıl yazacak? Her yerde olmak istiyorum, doğanın bir yerindeyim. Bir yerindeyken bana doğa her yerde olma istidadını nasıl yapar? Ya kendi ilaç yapabilse kafasına sürer. Kendisi olurdu. Bir şey her yerde o zaman olurdu. Dertler istemiyorum. Dertlerden kurtulamadığım bir alemde istiyorum bunu. Aslında ben buraya gelmemeliydim. Yani buraya herhalde atıldım gibi, meteor taşı gibi atılmışım yani. Burada mı? Ters ya. Fıtratımıza ters çalışıyor. O zaman bunu motorculuğundan gelen bir şeyle şu diş değil. Böyle dönebilmesi için iyi bakın. Ek bir dişli getirirseniz bunu böyle döndüremezsiniz. Ters döner. Arada bir dişli koyacaksın. Evet. Tamam bak şimdi. Aynı yere dönmesi için. Mesela bu dişli böyle dönebilmesi için buraya bir dişli koyun. O da böyle dönse bu böyle döner. Böyle iter bakın. Bu böyle deyince bunu böyle çevirecek. Ama buraya bir dişli koyarsam bu bunu ters yapacak. Bu da bunu ters yapınca böyle dönecek. Dünya dişli. Ben de tersim. O zaman ahirete iman bu sonu yani benim, bu ben. Ortadaki dünya bu da Kur'an. Bunu ters yapıyor. Bu da beni böyle düz yapıyor. Yani buraya anlam katan burası budur. Bu da doğrudur, bu haktır, bu batıldır, bu anandır, bu bacındır. Dinler olmasa ananla sokaktaki kadının şunun hiçbir farkı yoktur. Dinlerden gelmiş. Neyin ne olduğunu, nereye göre, nasıl bilecektin? Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir Hasan Akar diye bir abimiz vardı bir zaman Zeytinburnu'nda. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Şey yapardı. Manavdan geçerken karpuza bakardı. Derdi ki ya hiç eşi yok, benzeri yok, öyle bir şey yok. Bunu neye göre, nasıl, yani bu şekil, bu tat, bu... Yani nümune yok, misal yok, model yok, mukayese yok, tatlik yok, misal yok. İlk ve son yapıyorsun. Nereden hatırına geldi ya? Karpuza... Neye göre, nasıl ilişkilendirdin? Tamam da nasıl ilişkilendirdin yani? Nereye göre bunu ne yapsın? Bak nümune yok, model yok, misal yok, tatlik yok, madde yok, mekan yok. Şekil yok. Patent yok.
Bunun Tanrı da nereden hatırına geldi? Nereyle ilişkilendirdin? Nereye çelişkilendirdin de? Bu ne tövbe yani? Tefekkür için söylüyorum. Nasıl hatırına geldi ya? Adama dedim, manama, tövbe estağfurullah sen buradan git dedi. Biraz imanım var dedi. O imanımın da yok. Urfalı bir şey var. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti abi. Ya o kadar acayip ki bu bir ara ben şeye kafayı takmıştım ya sana abi. Celali ve Cemali. 29. sözde hani zıtları mezcetmiştir diye. Şimdi işte o nokta sanki abi karşıtları, işte özür dilerim, zıtları karşıt yapan birimdir zihin de diyebiliriz Hasan abi. Yani bakın, yani abi bir şey. bakın zıt ama biri olmadan öbürü de olamıyor. O zaman aynı zamanda karşıt olmazsa olmuyorlar yani. Yani işte mesela zihinde meyhane de var. Haritada düşün, senin haritacısın. Şu İstanbul şey haritasında meyhanede gözüküyor, camide gözüküyor. Zıtlar yok mu? Evet. Ha, madem zihin harita, her şey var kardeşim. Evet. Tılsım gibi bir şey yani. Evet. Şey tılsım diyorum, sır gibi. Sır gibi. Vah. Biraz gideyim. Bana vahdeti ehade dönüştürüyor. Onu yapan da vahidiyet oluyor herhalde. Bizim vahidiyetin bizdeki aynısı. Ne diyorum yani? Tamam. Antika evet. Bilmeyerek ve bilerek şey bir çaktın orayı. Vahidiyetin bizdeki şey. Evet bizde. Birbirlerine evet. Birbirlerine. 481 sözler. Buraya bakıyorum diyemiyorum. Sözler 481 diyemeden 481 sözler. Tuhaf yani ben de zihin mi yapıyorum? Zihni felsefede boğulmuş. Aklı siyasete dalmış. Kalbi hayat-ı dünyeviyede sersem olmuş. Sersemi anlattık değil mi? Bu mesela burada adamlar dizilse hepsi farklı farklı memleket. Şimdi bu oraya bir adam koysak. Koyduk. Bir cihaz veya ben tutsam veya bir şeye koy. Döndür Osman. Çevir adamı. Dönsün. Her şey birbirine girer. Her şey bir renge dönüşür. Kimse net değildir. Bunun adı serseri. Zelzele bir de bir tane şey vardı. Vesvese. Serseri olmuş. Kalbi hayat-ı dünyeviyede sersem olmuş. İstidadı iştihattan uzaklaşmış ve ulumu arziyede tefennünü derecesinde iştihadın kabulünden geri kalmıştır. Ne anladık? Sanki mülk tarafı akıl, melekut tarafı ise zihin. Bak görüyor musun? Mülk tarafı akıl, insanın. Melekut tarafı ise içsel akıl, zihin. Kalbi, kainatın haritası. İstidadı, umumi yazılım. Vay. Zihni soru sormadığı için Hasan abi işte, soru sormadığı için felsefede boğuluyor. Halbuki zihin sorgulama yapmaz. Dimağa göre dönüşür. Evet. Onun için hem iyi hem çok kötü. Evet. Tiryakiliklerimiz, alışkanlıklarımız hepsi ondan kalıcı yani oluyor. Mesela diyelim ki çocuğa ilk 6 yaşına kadar ne verirseniz verin 50 tane yabancı dil öğretin. Korkmamış olun. Hard diski oluşuyor. Sabit. 6 yaşından sonrakiler İmam Ali'nin sözü. Ondan sonra o kazanımlarını ağaç yapıyor. Ustata diyor zaten ustat 1 yaşına indiriyor. Benim diyor 40 senelik hayatımda ise 1 yaşındaki validelerimin telkiniyle oluşan karakterimin açılımını olduğunu gördüm diyor. 492 sözler. Burası abi o demek ki yer sanki menfi çalışma tarafı gibi. Evet yani, doğru. Boğulmuş, dalmış, sersem olmuş. menfi mesela akıl siyasete dalmış diyor. Yani mesela dima demedi belki. Hep oradaki bir taraf kaldı. Buradan şeyi çıkarttık. Evet. Menfi ha bu böyle oluyor. Mülk tarafı insanın dedik ya bir aleme doğar. Bu onun aklı akıl. Aklımız. Ama bir de melekut tarafımız var. O alemin. İç alemimizin aklı da zihin. İnsanın iç aleminin kalbi ne nedir? Kalbi kainat. İstidadı nedir? Umumi yazılım.
Kainatın yazılımı. Sözler 492, tevekkülsüzlük içinde, tevekkülsüzlük içinde. Derdi maişet, ruha sersemlik. Derdi maişet, ruha sersemlik. Felsefi tabiye ve maddiye, akla körlük verdiğinden. Bakayım zihnini kim yapmış? Beşerin muhit içtimaiyesi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. Bitti. Şimdi ne dedi? Yine burada da akıl zahire, zihin ise batında işlevi var. İçsel alemde aklı zihin, dış dünyanın harici aklı ise akıl. Akıl inanmaksa zihin de inandıklarına inanmaktır. Akıl inanmaksa o zaman dış dünyanın aklı aklımız inanmaksa iç dünyayı o oluşturduğu için o inanmanın inanmasıdır zihin. Aklın inandığını manalandırıyor zihin. Dimağda izan neyse vicdanda da zihin odur. Yani dimağın maneviyatı izan ise vicdanın da aklı da zihnidir. İnsanı etkileyen, hatırladığım kadarıyla insan etkileyen, külliyattan toplamıştım yani, hatırladığım kadarıyla zaman zemin tam libastı. Yani insanı etkileyen, fıtratını etkileyen zaman, yaşı, zemin, yaşadı, tam, yedi, giydi elbise. İnsanı etkiliyor. Etkileyen. Şimdi tevekkülsüzlük ve derdi maaşı telaşesi ruha sersemlik verdi. Felsefi tabiye maddiye akla körlük vermiş. Beşerin muhit içtimaiyesi, bak nereye gideceğiz, zihnine ve istidadına ya kuvvet verir ya da teşettüt verir. Burada daha çok etkilenen sistemimizin haricilerin göstererek onun içsel alemindeki karşılıkları. Burada daha çok etkilenen sistemimizin etkilenen haricilerini göstererek onun iç alemindeki karşılıkları. Yani şurada şunu demek istedi. Yani derdi maaşe tevekkülsüzlük nereye mal oluyor? Tevekkülsüz, derdi maişet var ya, tevekkül etmeden ruha sersemlik olur. Ruhun sersemi o. Felsefi tabiye maddeye, işte madde, işte sebep sonuç. İşte Allah yardım etsin nur talebeleri, doktor olanlar, kimya olanlar. Allah yardım. Niye? Senelerden beri sebep sonuç, sebepsiz yaratılmayı zor kavran. Sebepsiz, yani malzemesiz insan düzelmesini çok zor. Mesela niye? Sebep olmadan sonucu kabul etmek çok zor. Oysa inayet, ihsan, lütuf, kerem sebepsiz. Kerametler sebepsiz. Mucizeler sebepsiz. Oluyor işte. Yani zor yani. Hakikaten işte boşuna demedi. Felsefi tabiye maddeye akla körlük vermiş. Körlük vermiş. Ama zihin var. Ondan sonra insanı beşerin muhiti içtimaiyesi ne yaparmış? Bak şimdi. Nereden çıkarmışız bak. Muhit şöyle demiş. Beşerin muhiti içtimaiyesi o şahsın zihnine, istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor. İçtimai hayat kime ne zarar veriyor veya ihya ediyor? Zihin. Zihni şu dört şey etkiler. Zaman. Buradan onu çıktı. Zaman, zemin, tam, libas etkileniyor. Onun için giydiğin şey, yaşadığın çevre, Bağdat Caddesi'nin Taksim'de mi yaşıyorsun? Ondan sonra yediğin gıda, onları yemeyeceksin kardeşim. Şey diyordu, tekrarat hani zihni şey yapıyor diyor, karakterini oluşturuyor. Aslında o yaşadığımız şey de hep tekrarat olduğu için. Bir kere olsa bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ama devamlı her gün. Normal görüyorsun onu. Ortamda aslında bir tekrarat yapıyoruz. Devamlı
Ondan sonra normalleşiyor. O senin karakterin haline geliyor. Mesela diyelim ki ilk gittiğim yerde meyhane gördüm. Allah Allah. Burada Başakşehir'de ne işi var ya? Eskide yasak olan şeyler belediye başkanı değişmiş. Sultan nerede ya, bir ilçede? Onlar olmaya başladı. Allah Allah, garip. Bir gün çok acemime gitti. Nerede, hangi ilçede? Bir daha gittim. O şiddete tepki olmadı. Bir daha üçüncü gidişimde bir denk geldim. Kendime sordum. Aa, tepki yok. Normal. Normal oldu. Ha, bu arkadaşlar zaman, zemin, tam, libas direkt zihne vuruyor. Sen oluyorsun. Şu sayfada okuyalım. Karşıyı bırakacağız. Beşeri anlayışlar ki sözler 539, bunun devamı. Daha hüküm olmadı yani, izah bitmedi. Şimdi buna delil yapmak adına sözler 539'da Enen'in bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor. Diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Ne geliyor gidiyor ne demek? Akla körlük vermesi, şimdi izah. Akla körlük vermesi, felsefe dünya merkezli, endeksli düşünüyor. Akla niye körlük vermiş? Felsefe dünya merkezli düşündüğü için dünyayı esas alıyor, sebep sonucu çözüm arıyor. Din ise dünyayı da ahirete göre düzenliyor, anlamlandırıyor. Fark o. Felsefe dünyayı dünya ile izah ediyor. Din ise dünyayı ahiretle izah ediyor. Misal, haramdır, farzdır, yapma, günahtır, ayıptır, haktır gibi insanlara kavramlarla, fikir ve hislerle donatarak hadisat-ı dünyayı ki bir sürü çıkmazlarını, yani hangisi haktır, hangisi doğrudur, felsefede hak yoktur, bir sürü çıkmazları din çözüyor ve çözümlüyor. Bu noktada felsefe sırf dünya için bakıyorsa iflas etmiş durumunda. Çünkü niye? Bir felsefeci dese ki, çok garibimikti ha, bu çok önemliymiş, Rüştü abi derdi. Bu haktır. Bu en kesin doğru budur. Felsefeciler der ki hiç felsefeden anlamamış. Felsefede kesin doğru yoktur. İnsanı nereye atar? Senin mesleğinle söyleyeyim. Tahmin ediyorum ki herhalde muhtemel senin hastalık budur. Dolayısıyla tahmin ediyorum olabilir. Olasılıklar içinde bu ilaçta herhalde fayda olur. Kim içer o ilacı? Yani insan yere iyi basmak ister. Zihni de böyle. Mesela uçaktan korkan adam. Sanki sırf uçakla mı insan ölüyor? Yerde ölmüyor mu? Yere inince sanki ölümden kurtuldu gibi. Of be diyor. Çünkü niye? Yere bastı. Zihni de böyle. Mekanla, yaşayışla, yani hayat etekveneleriyle etkileniyor. Zihin direkt beşerin muhit içtimaiyesine bakıyor, yapılanıyor. Sanki yaşadığımız dış dünyanın içsel alemdeki karşılığı vücudu haricisi zihindir. Demek daha çok zihni hariçte yapılanıyor. Mesela seyrettin, dinledin, yaptın. Osman dedi ki bir iki defa ile o kadar olmasa da tekrar edince baktım ki zihinde Kur'an'ın tekraratını söylüyor. Zihinde şey oluyor diyor. Tekraratta kuvvet oluyor, meleke oluyor, o oluyor. Zihin o oluyor. Sözler 719 ve bu son. Zihniyet-i nisar, yani benim dediğimi yapacaksınız, benim söylediğimi düşüneceksiniz, benim dediğim gibi yapacaksınız gibi. İnisar zihniyet, onu bloke etmek hali, hubbu nefisten geliyor. Aslında hak gibi gözüküyor. Ben hocayım, ben bilmem neyim, böyle imkanlar verme. Yok, buraya geleceksin, başka bir yere gitmeyeceksin. Bunu okuyacaksın. İnisar, hubbu nefisten geliyor. Ama bu caizse, çocuksa, çocuğa nasıl bıçak verilmediği gibi değil yani de bu. Seviyeli insanlara karşı bu. Sonra bir de okuyayım. Zihniyet-i inisar hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor.
dert ile dermanlar. İnisar ne demek lügatını okuyorum? Tecavüz etmeme inisar, bir ele bırakılması, bir elden idare zihniyeti, tekelci düşünmek, her şeyi belli kişiye veya kişilerle sınırlı gören anlayış şekliymiş. İnhisar, inhisar zihniyet. Fikir olarak daha çok değil, zihniyeti inhisar diyor bakın. Zihniyeti inhisar, fiile, halen ve tavren öyle olmak. Yani mesela sen benim gibi düşüneceksin demiyor da, inhisar zihniyet dediğine göre fiilde de müsaade etmiyor, öyle yaşayacaksın. Tek benim kontrolümde olsun fikrinde yanı sıra, yani sen ne düşünürsen düşün, benim yanımda ol da ne düşünürsen fikir ama benim yanımda mutlak ol, başka bir yere gitme. Bu inhisar zihniyet, fiilen yani. Fiil gördüğünüz zaman zihin var. Fikirde yanı sıra fiile bir eylemde olmak. Aklı fikri, bir de cümle okuyayım. Tek benim kontrolümde olsun fikrinden yanı sıra fiili bir eylemde olmak. Zihin. Yani benim kontrolümde olmak bilgi değil bu. Zihin de bunu istemek. Aklı fikri anlayışını fiile taşıma durumu zihin onaylamasıyla oluyor. Yani mesela Allah'ı tesbih ediyoruz. Akıl melekelerden geçiyor. Aşağı iniyor. Ha Subhanallah o diyor. Hani ağzını kapatırsan da bazı insanlar diye kalbinde alıştırmış ya. Ağzını deme dilini yapıştırdığı halde kalp Subhanallah diyor. Onu söylettiren şey zihin. Sen orada şöyle belki hani vicdanı tamamıyla okuduğumuzda biraz daha değişecek gibi geliyor da sadece zihin demek gene mesela dil tabii. İrade gerekiyor, his, latife, rabbaniye de hani o eylem sadece zihinde değil. Oluyor. Tabii o değil. Zaten yani içerisinden konuşuyoruz. Vicdandır bu. Çünkü kişinin fiilleri ve eylemleri kalbin ve vicdanın temayülatından çıkar. 77 hükmü yaşamı. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Histe histe zihin şeyde ya vicdanda. Yani orada aslında irade de girmesi gerekiyor. Tabii. Arkadan his de giriyor. Tabii. Rabbaniye de işte yapacak kendini. Ama burada zihniyet inisar. Yani kontrol etme makamı. Yani fiile taşıma durumu zihin dediğimiz zaman sanki böyle hani gene bir ucundan söylüyor. Tabii yani ama geneldir orada. Umumidir ama bu zihin burada yapılanıyor. Ona dönüştüğü için söyledim. Zihin yapılanıyor. Ona dönüşüyor. Ama onu dönüştüren irade, ilişkili ve o zihni ilişki ve çelişki yapıp bir yerlere bağlayan his, göz dönüşmesi, zihnin göze dönüşmesi latife-i Rabbaniye. Aklı fikri anlayışını fiile taşıma durumu zihin onaylamasıyla oluyor. Nefis ya nefis zihni etkiliyor. Bak nefis zihni etkiliyor. Nefis fiili istiyor ve kendine en yakın ve fiili hayatını isteğini, nefsin isteğini zihin yoluyla yapmak istiyor. Nefis de biliyor bu. Diyor ki benim isteklerimi akıl kalp veremez. Benim isteklerimi fiilin kendisi olan zihine direkt oraya vurmaya çalışıyor ama inemez oraya. İstiyor. Akıl da bu istek fikridir. Yani mesela nefis ben bunu istiyorum diyor. Nasıl yapıyor? Serbest bölgede şekillendiriyor. Tasavvurda düşünce oluyor. Akılda fikir oluyor. Eğer mağlupsan. Tasdikte batıl ilim oluyor. İnsan yoluyla zihine geçerse o günahı yaparsın. Severek bilerek. Akılda bu istek fikridir. Zihinde histir ve fiildir. Bak gördün mü? Kalbi kullandım şimdi. Zihinde histir ve fiildir. Burada bitti. Şunu söyleyebilir miyim abi? He. Mesela ben hiç elma yemeden elma lezzeti almak için alırsın. Alır mıyım abi? Alırsın. Bunu tabii çoğaltabiliriz. Tabii.
Peki abi bunu bu aklı, fikri, tasdiki, izanı geçerek, bütün iltizam, bunların hepsini geçerek dilek zihne nasıl hükmediyorum ben? Kim hükmediyor oraya? Yani direk olmuyor. İşte direk hükmeden ancak şunlarmış. Zaman, zemin, tam libas, şairler direk zihni yapılandırıyor. Onun için adam bildiği için direk şairi hükmetti. Şair nedir? İslami örfü anane diye geçer. Yani mazi istikbale taşıyan ruhtur. Ruhun libasıdır. Mesela takke, mezar taşları. O kadar ciddi bir özelliğe sahip ki mezar taşları bir memlekette varsa İslami ise İmam-ı Şafii'ye göre Almanya daha önce bu İslam olsa mezar taşları da var. Sonra gene kafir olsa İmam-ı Şafii'ye göre darül harp olmuyor. İmam Azam'a göre İslam hukuku ölçü alınmış. Bediüzzaman'a göre İslam halkı Müslümansa ekseriyeti o darül İslam'dır. Rejim ne kadar ters olsa. Mesela Türkiye için diyor ki bu memleket İslamiye diyor. Bolşeviklerin, baykuşların seslerini işitiyoruz diyor. Yani rejim kabul ediyor. Despot, çizmeni kabul ediyor. Halka rağmen dayatmış. Azınlığın hakimiyeti. Darüistan mı oluyor orası? Şu anda Darüistan'dır. Usta, çünkü Üstad söylüyor. Bu memleket İslamiye. İşte niçin söyledim senin sorun? Zihin etkileyen mezar taşları direkt girebiliyor. Onun için şair, fiili dünya... Adam zihinlere sirayet etmiş. Etmiş, evet. Biliyor ya. Yani. Osmanlı'nın çocuğu ya. Osmanlı'da yaşadığı için mesela Maraşal bu şeref hasta oluyor ama adam namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Sonra sormuşlar, niye okuyorsun? Ben demiş, onsuz psikoloji, yani psikoloji şimdiki tabirle, ben diyor dirayetle ayakta duramam diyor. Sıkılıyor adam. Demek ki daha yüksek bir yerden şeytanlar, cinler rahatsız ediyor. Mesela benim başıma bir hal gelmişti böyle bununla alakalı. Yunanistan'a gitmiştik. Yunanistan dershanemiz var ya. Orada dediler ki, abi dedi bir tanesi, benim annem dedi devlet hastanesinde, Yunan devlet hastanesinde yatıyor dedi. Yaşlı. Ya bir gidip dedi. Biz de şimdiler, sen de söylüyorsun. Hasta, cenaze, düğünlere gidiyoruz. Yaşlı. Anne ben gideceğim. Seni de götürsem de. Değil. Ya ben ne yapacağım dedim. Bir ayet-i kürsi okursun. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Ondan sonra Yunanistan'ın hastanesi yani. Devlet hastanesi. Gittim. Odada 4 kişi kadın kalıyor. Ondan sonra bu refakatçi, oğluyla gittim ben. Okumaya ayet-i kürsi okuyor. Ama sessiz yer. Hristiyanlar, Hristiyan hastalar gelir 3 tane. Ha. Üçü de Hristiyan. Hiç bilmiyordum, hiç tahmin etmedim. Karşıdaki neyse dinledi. Ondan sonra dedi ki buna Almanca, Yunanca bir şey söyledi. Dedi ki ya sesli okusun. Kur'an okuyor dedi ona. Beni de okusun veya dedi. Allah Allah. Çünkü bu sordu. Müslüman mısın? Değilim dedi. Niye Kur'an istiyorsun dedi. Ben dedi şaşıracaksınız. Kocam papazdı diyor. Ayrılmış, evlenmiş. Ondan sonra papazlık yaptı dedi. Ben de dedi epey rahibelik yapmıştım dedi. Kur'an'ı biliyorum dedi. O Kur'an sifona şifa değil. Bana da şifadır. Ama bu ortodoks gibi gözüküyor. Yani bir sürü şey yürütürsün. Beni de okur mu dedi. Böyle yalvardı. Ben ne diyor dedim, bir şey istiyor. Herhalde bir okuma evet dedi abi ama dedi sen karışma. Sen tercümanlık yap. Benim adıma karar verme. Ondan sonra gittim yanına. Vardı o zaman da 70'in üzerinde bir kadın. Bir hurfu bu kadar patlattaydın. Yaptım sesli. Sesli yaptım. Ya. Tabii diğerlerine izin almadım. Ondan sonra o zaman da tazeydi böyle hurfu mukata eğitimim. Şimdi gittikçe unutuyorsun. Ondan sonra o kadın ağlamaya başladı.
niye dedim bunu sen dedi ya, zihni etkileyen zemin. Hiç fikrine girmedi. Ne diyor Kur'an bilmiyor. Taakkulüne, tahayyülüne, tasavvuruna, tasdikine gitmeden direkt vicdana girdi. Direkt zihne girdi. Zaman zemin tam libas ya. Zaman ayet direkt şeye yapıyor. Direkt zihne. Ondan sonra ve niye ağlıyor? Çok rahatladığını, çok düzeldiğini, şu o şeytanı biliyorlar ya onlardan, değil ya gene. Cinleri, şeytanları biliyor. Ben de şimdi kaçtılar diyor. Kendi söylüyor. Çok rahatladım diyor. Hatta daha ileri gitti bizimkilerden. Beni hastalatan şeytanlardır. Sonra işte hastanede şey verdik hastalara. Kadının da nasibine bakın abi ya. Acayip bir şey ya. Hastana kalkınca gidecek Yunanistan'da hastanın yanına. Adamım, kadına bak ya. Vallahi. Çok tuhaf böyle bir istisna rastladığım yerlerden bir tanesi evet. De. Mesela bir tanesi de Çapa'da bir kardeşimiz rahatsız. Kardeşimiz rahatsız. Yer yok. Yer yok. Ama acayip yani böyle... şey olmuş. Başka bir şey yapmış da kendisine zarar vermiş. Beraber gitmiştik abi. Hatırladın mı? Hatırladım. Oysa orada hep psikoloji yatanlar. Bizimkiler yer olmadığı için oraya yatırdılar. Hatırladın değil mi? Dile getirmek istedim. Ondan sonra o yaşlı kadın baş saçı o yaşlı. Nasibe bak ya. Şöyle tuttu böyle. Ondan sonra o bakıyor. Ha, acayip ben zaten Kur'an'a hürmet ediyor zannediyorum. Deniyor. Ya ben diyor beyaz adamı dedi bu akşam buraya da görmüştüm. Allah Allah. Ay dedi. Beni okumuştu deyince hemen alıyor. Okur musun da demiyor ha. İster istemez farz olduk. Tezgaha bak diyor. Vallahi tezgah. Ama tuhaf yani. İtiraz etmişsin abi. Ve şimdi dedin ya nasıl nasip. Şimdi o bölümün hastası değil bizim hasta. Evet. Ama yer olmadığı için oraya yatırdılar. Evet. Bir yatağa şey yaptılar. Hiç abi psikoloji bir bölüm orası. Evet. Ama bunu oraya yatırdılar. Ya, psikoloji bir hastası değil yani. Ama o kadın psikoloji hasta. Tam da beni okumak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu olur mu? İstese mümkün değil. Yani mümkün olamaz yani. Yani tuhaf şeyler oluyor ya. Garip şeyler oluyor. İdrak edemiyorum, anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum. Yani ondan sonra neler oldu? O kadın onları senden dolayı ben bu nimet şey yaptım. Ondan sonra şey yaptı derken o nurları tanıdı o kadın. Ha. Tabii nurları tanıdı onun vasıtasıyla. Nurları tanıdı. Fakat işte sonra söylediler. Nurları tanıdı. Biraz şey meşgul oldu. Sonra vefat etmiş. Ama nurları tanıdı. Aa. Bitti işte. Teli attı işte. Devletin telini attı. Aa. Bitti. Bir saat, bir sene, 10 sene tanımak değil ki. Bir an tanıdı, onayladı, bitti. Hissedar o. Ya Keban Barajı'nı sen kuracaksın. Veya sen onu kabul ettip devletin basit telini atarsan devletin enerjisini istifade edeceksin. Basit işte. Bak bir anda... O hastaya yer yok onun bölümüne. Buraya koyacaklar. Ben de oraya ziyaret edeceğim. Kardeşimiz ya. Kardeşimizin çocuğu ya. Bize tanımıyoruz onu çocuğunu. Ondan sonra o bölüm değil. Ya dedim ki abi dedim burada bunun ne işi var bu bölüm bunun değil. Ve buraya gel dedi. Buraya git. Ya dedi bu şöyle karıştırma yer yok dedi. Buraya koydular dedi. Ondan sonra sana Hasan kardeş dedi. Ne diyor musun Ülkent kardeş? Bu bölüm tamamen sana bakıyor dedi. Senin bölümün. Günlerce buradayım dedi. Tam senlik. Psikoloji bölümü ya. Acayip acayip garip garip. O çok da hoşuma gidiyor ya. Acıyorum böyle. Gücüm yetmiyor ki böyle harika bir deneyim olsa da hop okus pokus hepsi bir anda kalksa falan. Sonra düşündüm o kalksa ne yapacaklar? Gene gaflet yapacaklar. En iyisi öyle olsun. En iyisi öyle kalsın. Evet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sağ olun.